Allah'ın cezaları. Allah'ın cezaları. Ne istediniz benim arabamda ha? Ulan sanki para edecek. Mesut. Daha borcunu ödemedim. Mesut ne oldu? Benim kamyonet Rıza Baba ya. Yürütmüşler ya. Bu kadar olur mu ya? Koskoca İstanbul'da başka araba bulamamış gibi. Sen kal. Koskoca Mesut komiserin arabasını. Hayır, hayat bu. Karizma çizilip çizilmesi ne de? Bu kadar mı çizilir ya? Gülün gülün. Size eğlence lazım. Allah'ın turistleri ha. Rıza Baba, bu durum Mesut abinin siciline geçer mi? Hem de anında. Ulan arkadaşlar, ben size bir şey derdim ama şimdi diyemiyorum. Sonra hepinizin hatırını tek tek soracağım. Anne, bana Rafa'dan yumurta yapsana. Zeliş, Rafa'dan olsun kardeşinin yumurtası kızım. Ay anne, benim de hazırlanmam lazım ama artık. Kaldır şu kafanı gazeteden ya. Kaldıramam kızım. Kardeşinle ilgileniver hadi. Of, hayallerinizdeki kadar güzel olmak artık çok kolay. Yüz ve burun estetiği, botoks, liposakşın, lazer epilasyon. Artık kendiniz için yaşamanın zamanı gelmedi mi? Ne yapıyor annem? Kredi kartını 12 taksit. 12 taksit. Annem neye daldı yine? Anlarız birazdan abicim. Kesin bir bomba geliyor, hissediyorum. Hüsnü! Bağırma Suat, bağırma, geldim. Hüsnü! Ne var kızım? Hüsnü, ben güzel miyim? Ne? Ne güzeli ya? Hüsnü! Güzelsin, güzelsin. Tamam Suat, hadi kahvaltımızı edelim ya, hadi. Hüsnü! Ne? Hı? Yaptıralım mı? Neyi yaptıralım? Burnumu biraz kaldırsak, şöyle kemerini aldırıversem daha da güzel olmam mı? Bak. Kızım uyanamadın sen daha. Saçmalıyorsun ha, biliyor musun? Bak. 12 taksit diyor Hüsnü. Başlayacağım şimdi senin taksinden ha. Zeliş, kızım. Kızım çay koy bana ya. Efendim baba ya. Çay koymamışsın kızım bana ya. Tamam baba. Bak şimdi abi. Anne, bence babamla beraber yaptırın burunları. Aa. İkisini birden aile indirimi yapsınlar. Vallahi iyi fikir Hüsnü. Suat, Allah aşkına gelme şunun gazına ya. Hem benim burnumda ne varmış lan, eşek sıpası. Vallahi ayak üstü anlatılmaz baba. Alan çok büyük, detaylı konuşmak lazım. Allah Allah. Hadi hadi hadi, tamam, duymuşsundur sen. Hadi doğru okula hadi. Hadi 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 bakalım, hadi eşek sıpalar, hadi hadi, tamam bu kadar. Allah Allah. Hüsnü. Ne? Ha? Şöyle olsa Allah mesela. Allah Allah Allah. Allah'ım yarabbim, delireceğim ya. Sabah sabah delireceğim ya. Bugünün konusu da bu. 5-6 bin euro mu demiştiniz doktor bey? Evet. Yaklaşık 10 bin yeter. O ne ya? Doktor bey, şu kadarcık buna o kadar para verilir mi ya? 12 taksit yapıyoruz kredi kartına, biliyorsunuz. Biliyorum da doktor, bizim kartın limit taksitlere yetmez ki. İsterseniz araştırın. Piyasadaki en uygun fiyatı verdim size. Öyledir mutlaka da. Bir de ikramımız olsun o zaman. Burun estetiğinin yanında botoks da uygulayalım size. Kırışıklarınız için. Botoks mu? Kırışıklıklarım için mi? Ben çok mu kırışmışım Zeliş? Çok değil ama şuralar falan yani. Çok çok değil. Deme ya. Zaten çok kırışmayı beklemeden müdahale etmek lazım Suat Peki, Hanım. Peki sadece botoks olsa kaç para oluyor doktor bey? İğnesi 200 TL gibi bir fiyat. İki taraflı tavsiye ediyoruz, 400 oluyor. İyiymiş anne. Ha, iyiymiş. Anne, ben de mi yaptırsam şöyle göz çevrelerine bak. Ay nasıl güzel oldum. Ne dersiniz doktor bey? Bilmem ki. Senin yaşında ne botoksu kız? Dur şimdi, bizim işi halledelim de. Ben sadece botoks alayım doktor bey. İki iğne, 12 taksite. Hoş geldin baba. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldin baba. Ayakta kalma baba, geç odaya. Oturayım lan. Sağ olasın. Ne oluyor lan size böyle? Neyin neşesini böyle? Bu seferkini hayatta tahmin edemezsin baba. Neymiş öyle? Yalnız bir içim kaçar. Yok artık ya, yok. Bu kadar da olur mu ya? Allah Allah, ne oldu lan? Anneniz nerede? Suat. 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 Hoş geldin Hüsnü. Suat. Tanıştırayım baba. Botoksu kurun. Suat Çoban. Ne toks? Botoks Hüsnü. Yakışmamış mı yoksa? Ben bu evde daha fazla kalamam Suat. Dur Hüsnü. Nereye gidiyorsun dur, hayatım? Dur sakin ol. Gitme hayatım. Kızım bu ne hal ya? Ne yaptın sen kendine böyle? Kırışıklıklarım vardı Hüsnü. Onlar için iğne oldum. Yakışmamış mı yoksa Hüsnü? Ya ne yakışması kızım ya? Ağzın burnun bir yere gitmiş senin ya. Sen şimdi buna dünyanın parasını da vermişsindir. Çok değil Hüsnü.
Hem 12 taksit. İyiymiş, iyi. Baba sen ne yaptırsana. Karı koca böyle gezersiniz böyle davul gibi gergin gergin. Karışma lan sen, sus. Eşek sıpası. Suat, Suat. Çoluğun çocuğun maskaraz ettin bizi ya. Ya kızım indir şu kaşlarını, tamam. Tamam, korkutmayasın, vampir gibi olmuşsun ya. Nasıl gireceğim ben sana yatağa? İnmiyor Hüsnü. İnmiyor mu? Böyle kaldı. Allah iyiliğini versin Suat. Bu ne hal böyle? Hiç sorma Ayla'cığım. Ettik bir cahillik. Bir iki haftaya inermişiz. Doğru mu Ayla abla? İner herhalde. Bilmem ki. Çiğdem hocadan memnun kaldınız mı Rıza baba? Spor iyi geldi mi ayağınıza? Gelmez mi hiç? Harika. Harika. O konuyu da ayrıca konuşacağız Hüsnü. Nasıl spor hocasıymış öyle? Bir ara ifadeni alacağım ben senin. Abarttın ama artık Ayla'cığım. Neyse Rıza, neyse. Ben geç kaldım. Hadi bana müsaade. Suat ben gidiyorum. Hüsnücüğüm nereye gidiyorsun? Kahve yaptım sana hayatım. İçmeden mi gideceksin? Yapma ya. İçmez miyim güzel karımın kahvesini ya? İçmez miyim? Ver bakayım. Vallahi mis gibi de kokmuş Suat. Kalk lan buradan. Kalk. Geç oğlum şöyle. Kalk geç o tarafa. Aşka bak be sabah sabah. Cıvıtma lan hemen, cıvıtma. Yap kahvaltını. Baba sen neden arabayla gitmiyorsun işe? Her sabah yarım saat kazanırsın. Gerek yok ki oğlum. Yani biliyorum şuradan sahilden otobüse. Aa, bakana bakana geze geze gidiyorum. İçim açılıyor vallahi. Pintilikten abicim neden olacak ya? Arabaya gaz almasın diye. Bana bak şimdi alacağım senin gazını sabah sabah. Aman boş ver. Güzel olmuş mu kahven hayatım? Olmuş Suat'cığım, olmuş. Ellerine sağlık, harika. Baba ya ne zaman gezeceğiz arabayla? Gezeriz kızım, gezeriz. Araba kapı da işte, bir yere kaçtı yok. Neden kızdın şimdi baba ya? Aa, kızdın mı? Vallahi hiç farkında değilim. Boş ver sen hayatım, uğraşma bunlarla. Bak ne diyorum Hüsnücüğüm. Ha, ne diyorsun Suat? Benim ehliyetim var ya. Şunun evinden kalma ehliyet mi? He, hani diyorum ki bana biraz direksiyon çalıştırsan da arada bir ben de arabayı kullansam, işlerimi halletsem, çoluk çocuğu gezdirsem böyle hayda olmazlarım. Ya Suat, sabah sabah güldürdün beni ya Suat. Allah da seni güldürsün ya. Neden gülüyorsun ki Hüsnü? Kızım, polisim ben ya. Topluma karşı sorumluluklarım var benim ya. Salar mıyım ben seni İstanbul trafiğine? Yazık değil mi o kadar insana? Ay sen çok yaşa Suat ya. Hadi görüşürüz hadi. Suat, Suat komik kadınsın sen vallahi ya. Stand-up'a falan başlasan sen. Ha? Allah seni kahretmesin ya. Neden güldü şimdi anlamadım. Boş ver anne ya, durma üstünde. Ne demek durma ya? Annem o benim ya. Anne, babam resmen iplemedim seni. Hatta kafa yaptı. Dalgasını geçti. Az daha bozacaktım ama neyse. Aslan oğullarım benim. Boş verin. Hem sen bu lafların altında kalacak kadın mısın anne ya? Olur mu böyle bir şey ya? Siz var ya siz. Anne. Karışma sen. Anne, senin arabayı kullanma farz olur, farz. Göster ustalığını üstüne çobana, ağzı böyle ağa diye açık kalsın. Kalsın vallahi. Kalsın. İyi de oğlum, nasıl kullanacağım ben? Unuttum her şeyi. Gaz, debriyaj falan. Merak etme, ben sana öğretirim hepsini. Öğrenirsin anne ya. Zaten araba kullanmak çocuk oyuncağı. Öyle mi? Çok basit yani. Hay Allah'ım ya. Anne sen de şunların lafına bakıp. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Hiç anne. Öyle sopayı yontuyorum. Yont yont sen onu. Nasıl geçti okul? İyi vallahi anne. Git gel hep aynı. Hep aynıymış. Sene sonunda karnelerde aynı gelirse sen görürsün gitmeyi gelmeyi hep aynıyı. Aman anne ya. Nereden çıktı şimdi karne muhabbeti? İşine gelmedi değil mi eşkıya seni? Anne bırak artık şu temizlik işini ya. Gel dolaşalım biraz. Aa, nereye gideceğiz? Vallahi şoför sensin. Nereye götürürsen oraya gideceğiz. Şoför mü? Hakikaten anne ya. Hadi çıkıp piyasa yapalım biraz. O ne demek? Çıkalım şöyle sahile falan diyoruz anne. Hadi kırma bizi ya. Ay kullanamam ben oğlum. Hiç hatırlamıyorum ki. Hem babanız da yanımızda olsun öyle. Hala babamı istiyorsun anne ya. Görmedin mi sabah nasıl kafa yaptı seninle? Kullandırır mı hiç anne ya? İki tur at anında alışırsın anne. Şu kadarcık kadınlar koca koca jipleri kullanıyor anne ya. Sen dalyan gibi boyuna ufacık arabayı mı kullanamayacaksın? Orası da öyle ama. Hadi anne ya.
Biz de varız yanında, olmaz bir şey. Ay bilmem ki. Vallahi sen bilirsin anne. İşte anahtar, işte araba. İster gidip kullan, ister böyle uzaktan bak. He, neyim eksik benim öbür kadınlardan? Ver bakayım şu anahtarı. Hadi gelin benimle. İşte bu be. Yürü be anne, yürü. Anladın değil mi anne? Anladı tabii canım. Kolay zaten, hemen anlaşılır. Neymiş, anlat bakayım şimdi. Şimdi soldaki debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de... Anne gaz, gaz. Gaz, gaz tabii. Anladım canım. Çalıştır arabayı. Vites boşta tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak şu kaside de neşemizi bulanır. Aa, çalıştı. Vallahi çalıştı. Tamam anne, heyecan yapma bu kadar. Şimdi debriyaja basarak bire tak. Debriyaja basarak? Böyle mi? Tamamdır. Şimdi debriyajdan ayağını hafif hafif çekerken gaza yükle. Yüklenmesin oğlum. Tatlı tatlı versin. Yüklensin abi. Araba güdüz duranca kalkar. O da doğru. Gazla anne, hadi gazla. Kapatın şunu oğlum, aklım karışıyor. Stresini alır anne. Hadi yavaş yavaş çek ayağını debriyajdan. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gazla hadi anne ya, gazla. Uçak butonunu buraya koymasalar kesin kurtarmıştık. Geçen sefer de bu yüzden olmuştu. Ne yaptın anne ya? Bu sefer kesin öldük oğlum, kesin. Mahvetmiş arabayı, baksana. Bize ne abicim? Biz elimizi bile sürmedik. Sürdük mü ha, sürdük mü? Yo, annem çarptı. Biz bir şey yapmadık ki. Hüsnü bu sefer kesin öldürecek beni. Anne, anne, babam geliyor. Hoş geldin Hüsnücüğüm. Ah, ah Suat ya. Ha, sabah inerken iyiydi. Gelirken bu yokuş fena yoruyor Suat ya. Ah canım. Gelsen ben sana bir masaj yaparım. Bir şeyciğin kalmaz. Vay vay. Karşılama komitesi ha. Geç kaldın hayatım. Ah, sorma Suat. Yolda kaza olmuş. Oh, bir saat durduk öyle trafikte. Ay yazık. Arabalar mı çarpışmış baba? Ya ya. İki tane araba birbirine girmiş. İkisi de kadın şoför. Nasıl veriyorlar bunları arabalara, hayret bir şey yani. Oh. Siz ne yaptınız? Seni bekledik Hüsnücüğüm, ne yapacağız? Hep aynı şeyler. Hadi gel içeri. İyi iyi iyi. Suat ben hiç çıkmayayım. Hadi siz hazırlanın. Zeliş hadi kızım. Sahilde şöyle biraz dolanalım. Toz falan atıştırırız, hem gezmiş oluruz ha. Gezmeyelim, olmaz Hüsnü. Ne oldu neden? Evde mis gibi yemek var hayatım. Ellerimle yaptım. Musakka, pilav, cacık he? Ya Suat olsun kızım. Yarın yeriz onu da. Hadi hadi hadi, giyinin bir an önce hadi hadi. Coştum 40 yılın birinde ya. Ne var bunda hadi. O da bize denk geldi, anasını satayım ya. Hiç sorma hiç. Ya neyiniz var sizin ya? Suat dışarı çıkalım diyorum, istemiyorsun. Bak kesin bir şey var, kesin kötü bir şey var. Ne oldu çabuk söyleyin. Yok bir şey Hüsnücüğüm. Yok. Kesin var bir şey, söyle çabuk. Söyleyin nedir o, dinliyorum. Yandık abicim, yandık. Hüsnü. Bak canım kızmak yok ama. Arabaya bak baba. Ne? Araba mı? Yine ne oldu arabaya Suat? Suat ne oldu? Uyudum hayatım. İç, 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 iç. İç, iç. Yeter Suat, yeter. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Ah Suat, ah. Ben sana ne diyeyim kızım, ne diyeyim ha? Hadi bunlar şartlı çocuktur. Kafaları bu kadar çalışıyor dedik.
Ya sana ne diyeceğiz Suat? Ha? Uydum işte şeytana üstüne. Ama söz hayatım. Bak cebinden bir kuruş para çıkmayacak. Ben kendi imkanımla yaptıracağım arabayı. Bu şeytanlar iki tane baba. Böyle biri uzunca öbürü budur. Biliyorum. Abla ayıp oluyor ama. Bundan bizden bileceksin babaya aşk olsun. Neden bilmesin? Aklına girdiniz kadının yalan mı? Girdiler vallahi Hüsnü'cüm girdiler. Girer bundan Suat girer. Adamın ağzından girip burnundan çıkar bundan Suat. Eşek sıfırlarına eşek. Baba vallahi elimizi sürmedik. Heves etmiş annem. Ben de bildiğim kadarını öğrettim. Vallahi o kadar. Sen ne kadar biliyorsun da öğretiyorsun lan? Vallahi o kadar baba. Ben şahidim. Oğlum sen şahitsen tamam oğlum. İçim rahatladı. Vallahi içim buz gibi oldu. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Eşek sıpaları gel defolun lan buradan. Baba şu çöp bidonunu oradan alsana ya. Bütün arabalar ona çarpıyor. Gelin lan buradan. Gelin. Baba. Söyle kızım söyle. Bizim araba çarpışan var bu mu? Ne olacak benim bu halim? Ne olacak Suat ya? İstanbul'la baş ediyorum sizle edemiyorum Suat ya. Çarpışan araba. Uğraşma sen de usta Allah'ını seversen ya. Bir dakika ya. Usta ufaklık şöyle de yetiş ya. Hayırlı olsun. Bir şöyle eksikti anasını satayım. Nasıl yaptıracaktın abi? Gene 2000'den aşağı tutmaz onun tamiri. Bu sefer Suat üstlenecek hepsini. Bankadaki altınlarından bozdurup yaptıracak. Bedavaya geldi yani. Geçin dalganızı geçin. Arabaya sadece bir 20 liralık gaz al. Ne bereketli arabaymış be. Tak iki kaza. 4000 zarar. Zam baba. Zeynep'le bana 2 saat kadar izin verebilir misiniz? Eve halı döşeteceğiz de ölçü alacaklar. 2 saat ama daha fazla değil. Tabii merak etmeyin. Sağ ol Ali. Önemli değil abi. Vay Murat'ıma bak be. Aslan gibi aslan. Eyvallah abi. Zeynep yelkenleri suya indirdi usta. Yüzünde güller açtı kardeşim. Tabii maşallah. Hep böyle oğlum hep böyle. Yalnız söyle Zeynep'e. Yok öyle kafayı dinleyeceğim dümeninden ense yapmak. Dönsün işinin başına. Kendine gelir. Söylerim abi. Hadi görüşürüz. Hadi güle. Selam söyle. Görüşürüz. Pınar'la konuştum abi. Bu akşam Rıza babalara gidiyor. Hele şükür be oğlum. Hadi hayırlısı. Hayırlısı ama. Ama sen ne lan? Korkuyorum abi. Ne giyeceğim, nasıl gideceğim? Rıza babaya ben ne diyeceğim ya? Bak oğlum, önce takım elbiseni çekiyorsun üstüne. Alıyorsun çiçeğini, çikolatanı. Kafanı önüne yiyorsun. Amirim, ben haddim olmayarak kızınızı seviyorum diyorsun. Sonra yiyorsun sopayı, buraya geliyorsun. Biz senin pansumanını burada yapıyoruz. Ne sopası abi, ne pansumanı ya? Korkma lan korkma. Allah lalesi. Olmaz bir şey, olmaz. Rahat ol oğlum, akışına bırak. Sakin. Hadi bakayım, sallanma. Hadi. Anca hazırlanırsın sen anca. Hadi. Allah. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Öncelikle beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Rıza baba. Ben bir şey kabul etmedim. Geleceğini söylediler, geldin. Rıza tamam ama. İyi tamam. Babacığım, senin de bildiğin gibi biz Ali ile... Biliyoruz tamam. Sürekli başa sarmayın konuyu. Ve konuş bakalım hadi, dinliyorum. Ben... Rıza baba, benim Pınar'a karşı niyetim ciddi. Yani bu arkadaşlığımızı... Pınar, su ver çocuğa. Al iç. Dinliyorum, devam et. Bu arkadaşlığımızı sizin de izninizle resmiyete dökmek istiyoruz. Yani tabii ki sizin izninizle. Siz ne dersiniz? Estağfurullah Ali Bey. İzin ne kelime? Aylarca kendi bildiğiniz gibi konuşup görüştünüz. O zaman karışabildik mi? Babacığım uzatmayalım ne olursun. Karşındayız işte. Konu artık senin elinde. Benim elimde tabii. Başka kimin elinde olacaktı? Tamam Rıza'cığım. Tamam sakin ol. Konuşuyoruz yani. Çocuklar babaları olarak sana gelmiş. Aman dilemişler. Hoş gör biraz.
Uzamasın artık bu tatsızlık, değil mi? İyi, uzamasın artık. Şimdi Ali'cim, seni tanıyoruz, biliyoruz. Niyetinde de samimisin, anlıyoruz. Ama bu işin resmiyet kısmında iki tarafın da büyükleri devreye girer. Yani alırsın anneni babanı. Gelir istersin kızım. Artık veririm vermem, o benim bileceğim şey. Bir saniye canım. Anlatabildim mi Ali'cim? Anlıyorum tabii ama... Biliyorsunuz benim babamı kaybedeli çok oldu. Annemi de 10 seneden fazladır görmüyorum. Tekrar evlenip Almanya'ya yerleşti. Bazı tatsız olaylar oldu. Ailemle koptuk, anlayacağınız. Hay Allah. Yani eğer Pınar'ı değil de bir başkasını sevsem... ailesinden istemek için Rıza Baba'dan rica edecektim. Ama hal böyle olunca... işte her şey ortada. Neyse. Üzücü tabii ama... olan olmuş bir kere. Akrabalarınla gel oğlum. Böyle elini kolunu sallayarak geline kimse kız vermez. Böyle değil mi aynı? Buyurasanız. Soğutmadan yeseniz. Uvat olsun. Eyvallah Fidan abla. Oo, sıcak sıcak. Hadi çaylarınız da geldi. Hadi afiyet al bakalım. Olsun. Eyvallah. Sağ ol Fidan abla. Vallahi usta özlemişim bu merdivenleri ha. Bünye istiyor değil mi usta? Hakikaten ha, istiyor. Ben yemeyeceğim bunu ya. Hiç iştahım yok. Niye lan? Garibe versene. İyi. Al garip. Al oğlum al. Al yemiyormuş bak. Al akrabanın gel dedi Rıza baba. Sen ne dedin? İyi dedik, ne diyeceğiz? Akraban yoktu oğlum senin. Yoksa var mı? Var tabii abi. Siz varsınız. Biz mi? Siz tabii. Akrabam, dostum, ailem. Her şeyim sizsiniz işte. Ne yapalım? Ne demek lan ne yapalım? Beğenemedin mi? Olur mu abi öyle şey ya? İstiyoruz değil mi kızı? İstiyoruz tabii oğlum, istiyoruz. Suat'ı da alırız, o da konuşur. Suat konuşabiliyor mu usta? Ağız yüzü kaymadı mı onun? Ya hiç sorma usta ya. Delirtti beni bu kadın, delirtti. Yedi bitirdi. Bir de evlilik diyorsun Lale. Evliliğe daha var abicim. Pınar'ın okulu var, benim askerliğim var. Var da var anasını satayım. Ben okula gidiyorum baba. Tamam aslanım. Akşama geç gelirim, merak etme beni. Ali abine kız isteyeceğiz. Öyle mi? Hayırlı olsun Ali abi. Sağ ol aslan parçası. Görüşürüz baba. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Allah sizin açıklığı verdi. Çakırım hadi bakalım. Sağ ol Fidan teyze. Hadi. Bir söz yüzüğü takılır. Sonra annen Almanya'dan gelir. Bir de o tanışırız Rıza babayla, olur biter oğlum. Annemi karıştırma abi. O uzakta kalsın. Daha iyi böyle. İyi sen bilirsin. Şşş şşş. Düşünme lan artık arpacık kumrusu gibi. Hallediyoruz işte tamam. Rahat ol rahat. Gevşe biraz. Buyurasanız. Soğutmadan yeseniz. Uvat olsun. Eyvallah Fidan abla. Oo, sıcak sıcak. Hadi çaylarınız da geldi. Hadi afiyet al bakalım. Olsun. Eyvallah. Sağ ol Fidan abla. Yarasın vallahi usta özlemişim bu merdivenleri ha. Bünye istiyor değil mi usta? Hakikaten ha, istiyor. Ben yemeyeceğim bunu ya. Hiç iştahım yok. Niye lan? Garibe versene. İyi. Al garip. Al oğlum al. Al yemiyormuş bak. Al akrabanın gel dedi Rıza baba. Sen ne dedin? İyi dedik, ne diyeceğiz? Akraban yoktu oğlum senin. Yoksa var mı? Var tabii abi. Siz varsınız. Biz mi? Siz tabii. Akrabam, dostum, ailem. Her şeyim sizsiniz işte. Ne yapalım? Ne demek lan ne yapalım? Beğenemedin mi? Olur mu abi öyle şey ya? İstiyoruz değil mi kızı? İstiyoruz tabii oğlum, istiyoruz. Suat'ı da alırız, o da konuşur. Suat konuşabiliyor mu usta? Ağız yüzü kaymadı mı onun? Ya hiç sorma usta ya. Delirtti beni bu kadın, delirtti. Yedi bitirdi. Bir de evlilik diyorsun Lale. Evliliğe daha var abicim. Pınar'ın okulu var, benim askerliğim var. Var da var anasını satayım. Ben okula gidiyorum baba. Tamam aslanım. Akşama geç gelirim, merak etme beni. Ali abine kız isteyeceğiz. Öyle mi? Hayırlı olsun Ali abi. Sağ ol aslan parçası. Görüşürüz baba. Hadi görüşürüz. Hadi güle güle. Allah sizin açıklığı verdi. Çakırım hadi bakalım. Sağ hadi ol Fidan teyze. Hadi. Bir söz yüzüğü takılır. Sonra annen Almanya'dan gelir. Bir de o tanışır Rıza babayla, olur biter oğlum. Annemi karıştırma abi. O uzakta kalsın. Daha iyi böyle. İyi sen bilirsin. Şşş şşş. Düşünme lan artık arpacık kumrusu gibi. Hallediyoruz işte tamam. Rahat ol rahat. Gevşe biraz. Allah iyiliğini versin Suat. Bu ne hal böyle? Hiç sorma Aylacığım. Ettik bir cahillik. Bir iki haftaya inermişiz. Doğru mu Ayla abla? İner herhalde. Bilmem ki. Çiğdem hocadan memnun kaldınız mı Rıza baba? Spora geldi mi ayağınıza? Gelmez mi hiç? Harika. Harika. O konuyu da ayrıca konuşacağız Hüsnü.
Nasıl spor hocasıymış öyle? Bir ara ifadeni alacağım ben senin. Abarttın ama artık Aylacığım. Neyse Rıza, neyse. Abi, şu bizim konuya bir girsek artık. Ha. Abi. Şu mevzuyu açalım. Rıza baba, sebebi bir ziyaretimiz herkese malum. Gençler, yani bu ikisi aralarında anlaşmışlar. Ne anlaşması? Ben daha hiçbir şeye evet demedim. Rıza. Rıza baba haklı. Ama abi. Sus, sana laf düşmez. Hassas konular bunlar aslanım. Of. Allah korusun bir yanlış adımda bütün köprüler atılır. Ağzımızın tadı bozulur. Hah, işte bu. Dinle Ayla, dinle. İyi. Hüsnü abi. Bir dakika Pınar'cığım, bir dakika sen, lütfen, bir dakika. Sen de sus. Sus, dinle. Biz bu çocuğu iyice tarttık Rıza baba. Zaten öbür türlü böyle senin karşına geçmek falan mümkün yok ya. Evet, sonra? Bayağı bir göz daha verdik hatta. Ben bizzat dedim ki en ufak şu kadarcık bir yanlışını göreyim. Emniyetin tavanına ayaklarından ters asarım böyle. Emekliliğini orada bekler. Tabii. Bravo. Bravo, iyi yapmış. Ama caymıyor Rıza baba. İnatım inat diyor bu adam ya. Bak sen. Madem bu kadar kaşındı bu. Takalım yüzükleri, bekleyelim. Baktık tökezledi. Çekelim ipini gitsin. Biz sakınla canavar zaten, şuna bak. Doğru söylüyorsun. Nerede yüzükler? Çıkar. Ben de. Sus. Hadi. Buyurun Rıza baba. Buyurun. Burada duyduklarım kulağına küpe olsun. Bundan sonra ayağını denk al, karışmam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Uzat elini. Hadi. Hadi hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrik ederim. Hadi. Nişanını döp. Hadi. Nişanın hepsini hadi. Al, hadi. Allah tamamına ediyorsun. Hadi. Hayırlı olsun aslanım. Sağ ol abi. Hadi. Tebrik ederim. Sağ ol Suat abla. Tebrik ederim. Hadi. Teşekkür ederim. Suat ablacığım. Şeytana bile pabucunu ters giydirirsiniz. Tamam. Olur hadi. O kadar Ayla abla. Mecburen sen, Ayla abla. Sen şuradan bir şeker ver bana. Şeker ver. Hadi tamam. Şuradan bir şeker verdim. Daha şeker ya, daha sonra. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Al Rıza baba. Tabii ki hem Strasbourg'dan Duygu Leloğlu hem de Ankara'dan Sibel Yeşil'den verdiği gibi. Babacığım hadi kalk, yerine yatıralım seni. Yok, uykum yok benim. Kafan düşüyor hayatım, hadi kalk. Kafam falan düşmüyor. Akşam haberlerini izleyeceğim, rahat bırak beni. Baba 25 tane haber bültenini izliyorsun, bıkmadın mı hala? Hayır efendim, bıkmadım. Kızım, huysuz adam işte, huysuz. Huysuz mu? Ben mi huysuzum? Siz huysuz adam görmemişsiniz be. Ya, şeker gibidir benim babam, şeker gibidir. Ay, bilmez miyim? Yok. Tamam, dur tamam. Yatmak iyi fikir. Bir dakika. Siz başka türlü susmayacaksınız. Hadi bakalım, hadi. Huysuzmuş. Huysuz tabii. Huysuzluk yapayım da görsen bir. Hadi yat baba. Kızım yatmayacağım artık. Ayağını koy. Şu yastıkları koyup durma başıma. Hayır baba, yatacaksın. Çok sarkıtmaman lazım ayağı. Ay durabilir mi yerinde kızım, durabilir mi? Ben anlamam, hadi uzan. Yatmayacağım kızım, yapma, koyma onları. Tamam, hadi. Allah. Of. Bacağım düzelecek ama ruh sağlığım bozulacak. Ay abartma canım, abartma. Allah. Hüsnü ne zaman geliyor? Bugün. Spor akademisinden miymiş çocuk? Evet. Spor akademisinden. İyi işte. Eğitimli spor hocası. Düzenli çalıştırır seni. Bir an önce kalkarsın ayağa. Ya ben zaten kalkarım ayağa. Bizim çobanın iş güzelliği. Bu yaştan sonra aerobik yaptıracaklar bana. Aman huysuzlanma hemen. Bak çocuk Hilmi Bey'in boynundaki kireçlenme çözüvermiş hemen bir ayda. Bakacağız artık. Benim boynum iyi tamam. Of. Buyurun. Ne haber kız? He? Buyurun. Al bakayım şunları. Rıza baba içeride mi? İçeride. İyi, buyurun. Merhabalar Rıza baba, merhabalar Ayla abla. Size bahsettiğim genç arkadaş. Çiğdem. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk Rıza Bey. Çok duymuştum isminizi, tanışabildik sonunda. Ya, sonunda. Ne kadar gençmişsiniz, ne güzel. Sağ olun. Spor hocasının bayan olduğunu söylememiştiniz Hüsnü Bey. Öyle mi? Söylememiş miydim? Neyse. Rıza baba, merkezde işler var biliyorsunuz. Bana müsaade. Müsaade senin Hüsnü. Çok sağ ol her şey için. Sağ ol. Ne demek Rıza baba, ne demek?
Çiğdem yolu anladın değil mi? Dönebilirsin sen. Ben şoförle gönderirim Çiğdem Hanım'ı. Yani bizim taksiciyle. Harika. Tamam. İyi görüşürüz o zaman Zavallı. Tabii görüşürüz. Görüşürüz Hüsnü. Hoşçakalın. Anne ne yapacağız? Bilmiyorum. Ah Hüsnü ah. Başlayalım mı? Hay. Hemen. Üşürsünüz siz böyle bahçede. Üşürsünüz tabii. Çok eser burası çok. Yok çalıştıkça ısınırız biz Rıza Bey'le. Tabii ısınırız. Hatta hemen ısınalım. Canım biz dışarı çıkıyoruz tamam mı? Buyurun. Şuna bak ya. Nasıl da rahat. Babana da helal olsun. İçine düşecek. Babam ne yapsın anne? Kız kütürsün. Yok ben dayanamayacağım artık. Tamam. Böyle devam et. Ne yapıyorsun? Görürsün. Eğer ağrı olursa söyleyin. Şimdi yavaş yavaş bacağınızı çekin. Acı hissediyor musunuz? Yok hayır. Yok. Şimdi nasıl? Çok iyi. Güzel. Nereye? Bir, iki. Evet çok iyi. Hadi ara verin biraz. Çay için baba hadi. Çalışıyoruz kızım görmüyor musun? Görmez miyim? Hadi çay. Sağ olun almayalım. Tam kaslar açılmışken ara vermeyelim. Evet tekrar Rıza Bey. Buyurun. Esnetiyoruz. Ama ben getirdim artık. Hem bir çaydan bir şey olmaz ki hadi. Biz iyiyiz Pınar'cığım. Siz annenle için o çayı. Hadi devam edelim biz. Evet. Çekil ayak çok altından yavrum. Çalışıyoruz biz. Yoruldunuz mu Rıza Bey? İşte biraz. Ama şimdiden iyi geldi. Gelir tabii. Son, iki, üç, dört. Evet, rahatlıyoruz. Bitti mi? Bugünlük bitti. Teşekkür ederim. Bir dahaki seans ne zaman? Yarın dinlenirsiniz. Vücudunuz hamlamıştır. Biraz ağrınız olabilir. Hiç mühim değil. Yani sonraki gün beraberiz. Evet. Bu sefer üst vücutta çalışırız. Çok güzel. Rıza'cığım su istemiştin. Sağ ol. Buyurun Çiğdem Hanım. Mersi. Açıldı mı kaslarınız? Açılmaz mı? Süper oldu. Belli. Böyle sırf suyu olmadı ama. Başka bir şeyler ikram etseydik size. Çok sağ olun. Acelem var bir dahaki sefere. Öyle mi? Baba hadi sen artık içeri. Terlisin hadi. Tamam dur biraz. Pınar haklı Rıza hadi içeri. Hadi. Ayla bir dakika tamam. Yarından sonraki gün değil mi? Evet. Aynı saat uygun mu? Tabii uygun. Siz ne zaman isterseniz bana uygun. Buyurun. Baba üşüyeceksin. İyiyim ben iyiyim. Çok iyisin çok. İyiyim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakmaz mıyım? Tabii iyi bakarım. Hüseyin. Buyur Rıza baba. Çiğdem Hanım'ı gideceği yere kadar götürüver. Buyurun. İki gün sonra görüşüyoruz Çiğdem Hanım. İki gün sonra. Güle güle. Gitti Rıza'cığım. Gitti. Rıza'yı sallama. Gitti. Bir şey mi canınız sıkkın sizin? İkiniz de barut gibisiniz. Barut gibiyiz tabii. Neden bu kadar yüz veriyorsun elin kızına anlamadım yani. İçine düşecekti kızım görmedin mi? Birden spor aşkı kabardı böyle babanın. Abartıyorsunuz ama. Hiç de değil. Herkesten beklerdim de senden beklemezdim Rıza. Ama Hüsnü'ye soracağım ben bu hesabı. İlk olarak yatır bayanlarla başlayalım mı haberimize? Hey kurban olduğum Allah'ım. Biz nelerle uğraşıyoruz. İnsanlar nerelerde tatil yapıyor. Ay anne millet de tatil düşünecek kafa mı kaldı ya? Ben de onu diyorum işte kızım. Doğru söylüyorsun. Vallahi benim çok fena tatil yapasım var. Baksana kızlar, mızlar, bikiniler falan. Hakikaten her taraf kız. Kum gibi. Hiç de değil. Televizyonda sadece böyle güzel kızları gösteriyorlar ki. Sizin gibi sapıklar böyle gaza gelsin de oralara gitsin diye. Vallahi helal olsun. Beni gaza getirdiler. Beni de vallahi. Ay oğlum. Ha şu perdeyi de aç. Etsin şöyle arkamızdan. Şu telaşlar da bir bitse. Doluşsak arabaya. Günübirlik Kilyos'a falan gitsek. Biz de sefa yapsak şunlar gibi. Denize gireriz şöyle baştan aşağı bir tuzlanır, sularda ferahlarız. Ay yani günübirlik olur vallahi ya. Ama bana bikini almamız lazım, benim bikinim yok. Alırız kızım. Ne bikinisi ya? Abartmayın. Gidelim vallahi anne. Sabahtan çıkarız, akşam dedim mi evdeyiz. Evdeyiz vallahi, atla deve değil ya. Sen de yemek yaparsın anne. Yapmam mı oğlum?
Dolmalar yaparım size, kuru köfte yaparım. Bir güzel piknik yaparız orada. Bunalmadık mı evde? Hava zaten cehennem gibi. Değişiklik olur. Olmaz mı? Akşam gelsin babanız. Bir şeyler ayarlarız. E? Bunlar da iyice eskidi be. Yenisini almak lazım. Baba, az zıpkının kömürlüğün en dibinden çıktı vallahi. Ver. Ver. Heyt be. Ne balıklar şişledim zamanında bununla be. Ne zaman şişledin baba o balıkları? Gençliğimizde kızım, gençliğimizde. Oo, bayağı eskidi o zaman. Dalga geçme lan, eşek sıpası. Hüsnü, şakşuka yapıyorum. İyi gider orada değil mi hayatım? Yap Zuhat, yap. Sarımsaklı yoğurt da yap. Bol sarımsaklı olsun. Onu karıştırıyorum işte Hüsnü. Anne, benim kolluklarım nerede? Ay ne bileyim ben kızım. Delişim, kardeşine bakıver hadi. Of, tamam anne ya. Gel hadi bulalım bakalım şunlara. Nerede bakalım? Paslanmış biraz ama iş görür hala. Baba, bir kaza çıkacak şimdi. Bırak Allah aşkına ya. Ne kazası lan? Ustasıyım ben bunun ustası. Kilyos'ta zıpkına ne vuracaksın baba ya? Okyanusa mı gidiyoruz biz? Kaçını vuracağım oğlum, kaçını. Üstsüzlere mi nişan alacaksın yoksa baba? Ne diyorsunuz lan? Aile plajına gidiyoruz biz. Aman ya. Suat, karpuzu yolda alıp soğuttunuz değil mi? Tabii Hüsnü. Daha iyi, serin serin yeriz hayatım. He Hüsnü. Ha. Yarın sabah giderken yolda durup bana bir bikini alırız değil mi hayatım? Tabii. Ne bikinisi Suat ya? Delirdin mi kızım sen? Ne var Hüsnü? Ben bikini giyemem mi yani? Başlayacağım şimdi bikiniden senin ha. 4 çocuk doğurdun Suat sen ya. 4 tane çocuk. Göbeğin var senin ya. Nerede göbeğin var? Var işte göbeğin Suat. Yok, sinirlendi göbeğim. Beni Allah. Git şakşıkanı yap içeride Suat. Nerede göbeğin? Göbeğin mi var benim? Vururum bak şunu Suat'a. Ay Hüsnü, şeytan dolduracağım. Çoluk çocuk var, geç şunu. Yürü, bir de başıma bikini çıkarttı ya. Ay Ay çok sıcak Hüsnü. Kliması çalışmıyor mu bu arabanın hayatım? Çalışmıyor Suat. Çünkü arabada klima yok. Biz külüstür deyince kızdınız. Al işte, Allah'ın sıcağında piştik. Yeter artık be şu arabayla uğraştığınız. Beğenmeyen iyisi. Allah Allah ya. Baba, hep beraber mi yesek artık? Ne? Sen de mi zeliştin ha canım? Yok baba, geldik işte. Her yerdeniz, baksana. Park et, dinelim artık ya. Nereye park edeceksin ki bu dağın başında baba? Of. Ne bileyim ben. Vale'ye verelim baba. Ne? Vale ne be? Evet. Vale ne Hüsnü? Otoparkçı anne, veriyorsun arabayı, park ediyor adam. Çıkarken de adam ayağına kadar getiriyor. Dünya paradır şimdi, gerek yok, boş ver. Kanter içinde kaldık baba. 3 kuruş için sefil etme bizi. Ay varsa vale veriver Hüsnü. Tamam, çocukların ışırı çıktı arkada valla. Tamam, dur Suat, tamam. Baba, şunlara bir sorsana. Hadi siz de inin. Alışverişinizi unutmayın. Merhaba. Arabada geri dönemeyiz. Hadi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şimdi arabaları size mi bırakıyoruz? Tabii abi, alalım biz. Alıyorlar mı arabayı? Allah sizden razı olsun çocuklar. Ne demek abla, işimiz bu bizim. Buraya mı park ediyorsunuz yoksa? Yukarıda yerimiz var abi. Gölgede, toz toprak da olmaz. İyi, çok iyi ya. İyi, çok iyi. Tamam, ne kadar vereceğiz şimdi? Ne verirseniz abi. Tamam. Alın bakalım. Eyvallah abi. Paylaşırsınız. Hadi bakalım, kolay gelsin. Sağ olun. Hadi denize çocuklar. Hadi sağ olun. İyi eğlenceler abi. Hadi, sağ saygılar olun. Abi. Sağ olasın. Kapıları iyi gitti, ne mi çocuklar? Camları da çekiverin. Tamam abla. Baba, 2 lira verilir mi ya? Nerede yaşıyorsun sen? Niye oğlum? 2 lirada 1 lira işte, siz karışmayın. Çok pintisin baba ya. Hadi canım, yürüyün. Buluruz. Hadi kalk artık Hüsnü, terlemedin mi? Hadi Hüsnü. Kızım bırak beni ya, sen gidiyorsun. Hadi denize. Allah ya, Allah Allah ya. Denize. Git sen yahu. Hüsnü, bana bak hayatım. Tamam. Bak kapıda, bak kapıda kalkıyorum ama bak. Tamam, rezil ettin bizi. Hüsnü! Anne.
Şey bakar mısınız? Buyur abi. Ya burada gençler vardı, arabayı park ediyorlardı. Böyle var ya falan gibi. Nerede abi? Burada. Bir saat önce verdim arabayı. Vallahi burada otopark falan yok. Herkes kendi arabasını kendi park ediyor. Nasıl ya? Benim arabam mangal? Vallahi bilmem abi. Tamam tamam. Ulan hadi araba neyse de. Mangal piyango oldu ha. Ne mübarek adammış değil mi? Çok çok. Hadi afiyet olsun. Hadi hadi. Şerefe. Gördünüz mü başımıza geleni baba? Şu arabayı aldığımdan beri huzurum kalmadı yani. Ne lanet arabaymış be. Durdunuz illaki vale. Nesine nazar olacak o arabanın ya? Ben dedim otoparka bırakmayalım diye illaki tutturdunuz vale. Bana bak eşek sıpası. Senin tepene bir park ederim görürsün ha. Ay üstü arabayı sarsma. Kızım ne sarsması ya? Ne arabası Suat ya? Gece operasyon var. Kim söyledi? Memurlardan biri. Mesut falan bir yoluna çıkıyor. Yapma ya. Ya bu sefer atlatamazlar bizi. Peşlerinde olacağız. İyi hadi bakalım. Bana bak şunları çaktırma ha. Deli misin, çaktırır mıyım ben? Ne zamandır bu katı yoktu senin arabanın? Lazımdı bir hareket. Ya ya hiç sorma. Trafiktekilerle konuştun mu Hüsnü? Konuştum başkomiserim. Herkes harıl harıl arıyor. Bekliyoruz. Bulunur abi senin araba bulunur. Parçası para etmez ki onun. Kullanır kullanır atar birileri. Konuşma lan la. Biz Mesut'la beraber çıkıyoruz arkadaşlar. Bir şey olursa haberleşiriz. Tamam başkomiserim. Adamı alıp buraya geleceğiz zaten. Şşş baksana bir. Engin başkomiser yanından ayırmıyor bakıyorum seni. Kolay gelsin. Hüsnü bak fena olacak ha. Olacak zaten olacak. Ne haber Murat? İyi abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Otur şöyle otur otur. Ne bu halin böyle oğlum? Senin arabayı da mı arakladılar abi? Şşt cıvıtma lan cıvıtma. Allah Allah. Zeynep kayıp abi. Ne? Bir not bırakmış. Nasıl ya? Beyhan'ın adresi burası başkomiserim. İçeride kaç kişi olduğunun bilgisi yok arkadaşlar. Silahlı ya da silahsız olabilirler. Yasemin'le birlikte başka kızlar da olabilir. Sakin girmek lazım o zaman. Duydun mu usta? He? Yok bir şey yok. Başkomiserim bizim gitmemize gerek kalmadı. Bakın geliyorlar. Kadın bu mu? Evet. Bakar mısınız? Beyhan Sarı siz misiniz? Gel. Evet gel. Siz kimsiniz? Polis bizimle giriyorsunuz. Alın şunu. Anlamadım. Alın. Neden? Biz size sonra hadi, anlatırız. Lütfen, arabadan in. İn hadi. Geç şöyle. Geç. Bunlar mı? Evet komiserim. Sızmış bir şekilde arabada bulduk ikisinde. Arabada bir şey var mı? Hayır yok komiserim. Yani bir de siz bakın ama. Mangalım nerede lan? O bagajda. Güzel. Siz benim arabamı nasıl çalarsınız lan? Abi müsaade et açıklayalım abi. Sus lan! Neyi açıklayacaksın lan? Biz ettik sen etme abi. Cahilliğimize ver. Cahillik ha cahillik. Sizin bu yaptığınız resmen hıyarlık lan hıyar herifler. Alın götürün bunları gözüm görmez. Al 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 al. Yürü! Baktım bu fare dışarı koşuyor. Karşıdan geliyor böyle. bu baston artık adam gibi işe yarasın dedi. Of be of be. Gelişine. Aynen öyle. Elinize sağlık Rıza Baba, elinize sağlık. Rapor falan keser mi Rıza Baba'yı? Mümkün mü ya? Vallahi çok iyi görünüyorsun Rıza Baba. Sağ ol. Tedavi nasıl gidiyor? Sağ ol Engi. İyi. İyiye gidiyor. Her gün biraz daha iyi olacak. Mutlaka. Çoban, nedir senin bu arabanın başına gelenler ha?
Vallahi artık ben de kaçırdım ucunu Rıza Baba. Ona bak, üstünün laneti Rıza Baba. Atsa da satsa da gitmiyor başından. Kızım delirdin. Beni dinlemiyorsun anladık da. Şu eşek sıpalarını dinle bari ya. Ne seni dinleyeceğim Hüsnü? Ne seni dinleyeceğim? Hiç kızma çocuklara. Babaların oğlu işte. Anne bak, gösterelim istersen. Bak bu. Aç eşek sıpası, aç. Göster, göster şunu. İstemem. Ben gözümle gördüğüme inanırım Hüsnü. Ne gördün kızım be, ne gördün ya? Kadın geldi çat diye oturdu. Kovalayamadan da sen damladın. Ben gözümle gördüğüme inanırım diyorum Hüsnü. Aşkım diyor, daha ne desin kadın? Laf bunlar laf. Ben zaten anlamıştım senin halinden, tavrından. Buldun parayı, çektin altına arabayı. Başladın mı gözler fıldır fıldır oynamaya? Gittin karıya kıza dadandın. Ucuz son para. Çık git buradan, hadi hadi. Suat, Suat ağzından çık, kulağından çıkar. Ya sen neden dediğini bilmiyorum ben ya. Boyum kadar kızım var. Ondan da mı utanmadın Hüsnü? Yazıklar olsun baba. Var ya herkesten beklerdim ama senden asla. Zeliş, bana bak. Hiç bağırma kıza, hiç bağırma. Yıktın gül gibi yuvamızı. Git şimdi istediğin kadınla görüş. Git git hadi, ne yaparsan yap iste. Hiç laftan anlamayacaksın değil mi Suat? Hiç. Yine suçlu ben oldum değil mi? Laftan anlamıyormuşum. Bak bak, babanızı görün, tanıyın. Nasıl pişkinsin, nasıl pişkinsin? Tamam Suat, tamam tamam. Suçlu benim. Suçlu benim, tamam ben gidiyorum. Hadi git, hadi git. Nereye gidiyorsun Hüsnü? Cehennemin dibine Suat, cehennemin dibine. Usta kusura bakma, seni de böyle rahatsız ettik ama kusura bakma. Saçmalama bir usta. Ne rahatsızlığı. Demek çektin kapıyı çıktın ha. Vay be. Gülme abicim, gülme ya. Allah'ını seversen gülme ya. Delirttiler beni, dayanamadım vallahi ya. Sıkma canını ya. Sabah toparlarsınız ya. Suat bir tanedir, anlar hatasını. Burnunu sürteceğim biraz usta. Yok öyle hemen teslim olmak. Oğlanlar ne yaptı? Bilmiyorum vallahi. Suat'ın gürültüsünden onlara doğru düz fırça bile atamadım eşek sıpalarına. Yarın onu da telafi edersiniz artık. Etmem mi ya, etmem mi? Neyse hadi ben yatıyorum. Hadi. Hadi Allah'a atık versin sana. Şişt, sen gel, sen içeride yok, yat. Yok usta, ben burada yatarım. Olmaz. Vallahi ya olmaz, olur mu öyle şey? Ya. Yok ben, bak sen zaten yer yatağını özlemişim ya. Özlemişim ben yer yatağını ya, bak ne güzel görüntü. Bak emin misin? İyi geceler, tamam hadi iyi. İyi, hadi. Tamam, hadi. Hadi Allah'a atık versin. Usta. He. Masal okuyayım mı sana? Kafa dinlemeye geldik be usta. Başlama sen de ya. Tamam tamam. Hadi iyi geceler. Hadi sana da hadi. Ne bakıyorsun lan? Zıbar yat sen de. Yat. Yat diyorum sana. Yat. Yat. Tamam 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 yat. Anne. Bak. Bu sayfa işte. Biz kadına internette denk geldi, yazışıyorduk. Sonra fotoğraf istedi bizden. Laf olsun diye babamın resmini koyduk biz de. Babamı görünce hemen buluşalım dedi kadın. Yer verdi, saat verdi. Gelemeyiz diyemedik biz de. Gidip uzaktan bakıp dalgamızı geçecektik. Bir baktık babam geldi. Eşek şansı yani. Ne yani? Babanız bu kadını hiç mi tanımıyor şimdi? Nereden tanısın anne ya? Bilgisayara elini sürdün mü varadın? İlk kez pastanede gördü zaten. Anlamadı ne olduğunu. Sen de üstüne gelince... Kıyamet koptu tabii. Delişim inanayım mı ben şimdi bunları? Vallahi doğru söylüyorlar anne. İnceledim ben, baktım biraz. Hep bunlar yazışmış kadınla. Sahiden mi? Babam nasıl yapsın anne? Eşek sıpaları! Ben şimdi bunu böyle yerlere... Ben onu alayım. Sizin yüzünüzden neler dedim adama? Dinlemiyorsun ki anneciğim. Hemen gaza geliyorsun. Sus! Sus! Bir de cevap verme. Vallahi patlatırım. Yok bir daha size bilgisayar falan. Bir elinizi sürdüğünüzü göreyim. Vallahi kırarım bunu. Hadi şimdi gidin odanıza oturun. Gözüm görmesin sizi. Hadi, hadi, hadi. 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 Tamam anne, tamam. Ay Hüsnü. Tamam. Nasıl da günahına girdim seni. Ne kokuyorsun sen böyle Suat ya? Şampuanı mı değiştirdin sen? Şampuanı değiştirdin galiba sen.
Fırça gibi olmuş saçların. Hırlama Suat, hırlama. Sakin ol. Suat! Garip otur. Tamam yat. Yat Suat, garip. Yat. Yat. Suat, of. Ne oldu Veysel? Neden çağırdın beni apar topar? Suat yenge burada komiserim. Tamam sen git. Suat ne var? Neden geldin? Otursana iki dakika üstücüm. Öyle olur mu ayakta? Bırak. Gel. Belki gönlünü alabilirim diye geldim hayatım. Bırak. Kolay mı öyle hemen? Kırıldın bir kere. Ay vallahi ne desen haklısın hayatım. Ama nevrim döndü bir kere. Ne yapayım? Ne zaman nevrin dönse ben kendimi sokakta buluyorum ama Suat. Olmaz ki böyle. Ay nasıl pişmanım. Nasıl pişmanım. Ya dur Suat. Yapma. Bir sürü insan içinde. Allah'ıma çok şükür yarabbim. Allah'ıma çok şükür yanımdasın. Hüsnücüm, çocuklar bilgisayarda gösterdiler kadını. Ay bir de abuk sabuk yazmışlar, etmişler. Meğer senin hiç kabahatin yokmuş hayatım. Zaten kadın da ne o öyle, bir şeye benzetemedim. Anlamadan, dinlemeden kırdım pırlanta gibi kocamı. Dur be Suat, biraz da dinlesen şu pırlantayı, gül gibi geçinip gideceğiz ama. Yine geçiniriz Hüsnü. Bitsin bu hasretlik artık, dön yuvana. Çocuklarının karının boynunu bükük, bırakma böyle. Abartma Suat, abartma ya. Alt tarafı bir gecelik gittik evden. Ay o gece bitmek bilmedi Hüsnü. Döndüm durdum yatakta, sağdan sola soldan sağa. O yatak bir küçüldü bir daraldı, sığamadım hiçbir yerlere. Ne zormuş yalnız yatması. Alışmışım tabii aslan gibi kocaya yatakta. Ya işte böyle, kıymetimi bil kıymetimi. Akşama gelirsin artık değil mi Hüsnü? Gelirim gelirim tamam. Tamam hadi içtiysen git hadi, hadi yürü. Demek barıştınız ha? Buraya kadar gelmiş özür dilemeyi. Affettik biz de tabii. İyi hadi geçmiş olsun. Akşama ziyafet var. Barışma yemeği. Vay. Menüde ne var abi? Sana ne lan Lale? Abi ıspanakta börek, mantı falan filan. Merhabalar. Oo, doktor. Vay doktor hoş geldin. Gel merhaba otur. Abi nasılsın? Hayırdır uğramazdın sen? Abim görevdeyken Zeynep'le ilgilenmek lazım. Yemeğe çıkacağız beraber. Ha anlaşıldı. Yenge muhabbeti. Aynen. Ah Yavuz. Çok bekledin mi? Yok şimdi geldim. İyi hoş geldin. Ne durumdasın çıkalım mı? Şunları bırakayım çıkalım. Ne yetik de geldik be Rıza baba. Havası bile başka valla. Mis gibi mis. Oh. Orman, dağ, av. Strese birebir. Eskiden Osman abinizle sık sık gelirdik hava. Tabii hiç böyle gürültü olmazdı. Hüsnü, gözünü seveyim sakallık yapma. Milletin kıçından saçma toplatma bize tamam mı? Hüsnü, bak zaten ortam müsait. Vereceğim odunu ona göre. Abi siz hiç yorulmasaydınız ya. Geçin arabada bekleyin. Niye o? Abi ben keskin nişancı. Attığımı vuracağım. Elindeki kanast değil aslanım. Duran hedefi vurmaya benzemez o. Yürüyün çocuklar. Evde millet et bekliyor. Ay nereden çıktı şimdi bunların av merakı durup dururken? Ha Rıza eskiden meraklıydı. Seni av partisine almamışlar Zeynep. Ekipten saymadılar galiba. Ben öyle olur olmaz partilere katılmıyorum Pınar'cığım. Başlarına bir iş gelmez değil mi? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim. Issız koca orman. Bence de ormanın başı fena halde de. Kesin. Çalılıklara dikkat edin. Bazen domuz çıkabilir ha. Onu acemilere söyleriz ha baba. Sanki sen 1000 yıllık avcısın da. Ben Çorlu'dayken her hafta sonu ava çıkardık. Mahalle yolumu gözlerdi be. Bir hafta tıka basa et yerlerdi. Hüsnü abi kendi atıyorsun abi ya. Bana bak şu dipçi kafana getirirsen. Bizim adamlar ne vurur belli olmaz. Ya da vururlar mı? Şu kıymayı dolaptan çıkarsam mı acaba? Yağlanıp gelirlerse ne olacak yemekler? Ay ben dayanamayacağım. Hüsnü'yü bir arayayım bakayım. Nasıl gidiyor av? Saklanın! Saklanın!
Yayayım seni usta. Konuşma oğlum, konuşma. Sus, dır ya. Ulan ya. Ne var Suat, ne var? Hüsnücüğüm, nasıl gidiyor av? Gitmiyor Suat, gitmiyor. Otoboka arıyorsun, hayvanları kaçırıyorsun ya. Hüsnücüğüm, ne bağırıyorsun? Hayır, yanlış anlama. Bilelim nasıl gidiyor ki akşama ona göre yemek. Ya nasıl gidiyorsa gidiyor ya. Getireceğiz akşama bir şeyler. Hayret bir şey ya. Tamam usta, sakin ol. Abi şimdi ben tam anlamadım ya. Suat abla sana beceriksiz mi demek istiyor? Sen anlama kardeşim, sen anlama hiçbir şey ya. Anlama artık ya. Suat hiç güvenmiyor sana usta. Vallahi ben bile gücendim ha. Allah. Ulan Suat, ulan Suat. Ben de bu ormanda bir tane hayvan bırakırsam be. Orada bir şeyler var. Kimse ateş etmesin. Eğer ben vuramazsam siz arkamdan saydırırsınız. Ya koca ormanda yer mi bulamadı? Ne var benim yanımda ya? Allah Allah. Uğursuz. Şşş Hüsnü. Çok kavga ediyorsunuz. Bir daha sizi ava getirmeyeceğim ha. Vurdum. Vurdum, kesin bir şeyler vurdum. O kadar laf söyledik, vurdu adam ha. Ya ne yaptınız? Vurdunuz koyunumu, öldürdünüz. Kim vurdu? Siz mi ateş ettiniz? Siz mi? Yok, sen vurdun ya usta. Tabii sen vurdun kardeşim ya. Ben mi? Ne yaptın çoban? Ben bir şey yapmadım. Siz yaptınız, siz. Tamam kardeşim, sana demedi. Çoban Bey, yani bir yanlış anlaşılma oldu. Şimdi çoban şimdi isim benzerli isim. En değerli koyunumdu. Karşılayacaksınız. Dağ başı mı burası? Memlekette kanun var, polis var. Polis çağırmanın lüzum yok arkadaşım. Aramızda hallederiz. Manyak mısın sen ya? Ne istedin benim koyunumdan? Kardeş, abi, ağzını bozma, ayıp oluyor ama. Şu dağda sayılırız ya. Tamam kardeşim, tamam. Hallederiz. Bak, merak etme, zararını karşılarız. Kaç para kardeşim bu, kaç para ya? Usta, yanında bir şeyler var mı ya, ben anlamadım. Bana göre. Kaç para bu? Abi bu böyle olmaz ki ya. Tamam. Ben dedim size, kocam eli boş dönmez. Öyle mi demiştin Suat abla? Ben başka türlü hatırlıyorum valla. Aa, ben Hüsnücüğüme her zaman güvenirim. Suat, aslan senin kocam be, aslan! Attığını vuruyor valla. Kasaptan et alsaydınız olmaz mıydı? Zavallı koyunu vurmuş. Sana ne lan, sana ne? Ye yemeğini be. Babanız avcılık tarihine geçti çocuklar. Biraz saygılı olun. Siz de bir daha ava çıkanı ne yapsın? Neden Hüsnücüğüm? Bir kere çok konuşuyorlar. Av konsantrasyon işidir. Bunlarda sırf çene var. Sırf çene. Vıdı konuşuyorlar. Kafa bırakmıyorlar ki adamda. Doğru valla. Siz olmasanız Hüsnü abi kesin de antilop vururdu. Aylin, konuşacağız valla. Ne kıymetli koyunu varmış ya. Dünyanın parasını saydık Allah'ın çobanına. Soydu bizi resmen ya. Hüsnücüğüm, yesene oğlum. Yemeyeceğim abi. Hüsnü, avcı avından yemezse uğursuzluk getirirmiş. Oğlum ye şunu. Senin yüzünden oldu zaten. Vır vır konuşturdun beni. Biz de yanlışlıkla vurduk zavallı hayvanı. Sen yemeyecek misin şimdi bunu? Ha? Yemeyeceğim abi. Oğlum hem mezbahalarda binlerce koyun kesiliyor. Ye şunu. Taktın sen daha. Ya yemeyeceğim abi. Hüsnü bak, kalbimi kırıyorsun ama. Ya yemeyeceğim abi. Yemeyeceğim ya. Yemiyor musun? Yemiyorum. Tamam çocuklar. Tamam. Sen eli boş mu döndün avdan? Ben bir şey avlamasam da olur. Neden? En büyük avımı yapalı çok oldu. Neymiş o avladığın? Güzel gözlü bir ceylan. Ayıp. Allah Allah. Milletin içinde ne diyorsun? Merkeze gelen faksları gördünüz mü başkomiserim? Yok. Sabahtan beri yağmur gibi yağıyor. Yapma ya. Nereden geliyormuş bunlar? Avcılar ve atıcılar cemiyetinden. Yapmayın, ayıptır. Sonra ne diyorlar peki? İçimizden bazıları... İsmi lazım değil. Avcılığın şerefini 5 paralık etmiş vallahi. Teşkilatı şiddetle kınıyorlar Rıza Baba. Ya Rıza Baba, bari siz yapmayın ya. Allah aşkına ya. Hep sizden yapıyorlar ya. Haklısın Hüsnücüğüm. Arkadaşlar kendinize gelin. Ben çobanıma laf söyletmem. Hüsnü kardeşimiz netice olarak attığını vurmuş mudur, vurmuştur? Vurmuştur. Tabii, neyi vurmuştur?
orası ayrı mesele. Abi ya, sende yoksa tavuk karısı mı var? Öldürürüm lan seni, valla tavuk gibi boğarım, öldürürüm seni. Sen iyi misin? Neyin var? Oğlana canım sıkılıyor. Bir şey mi oldu Tunca? Buket'le ilgili arıza çıkarıyor. Yoruldum artık. Bir türlü memnun edemiyorum. Çocuktur be usta, alışır zamanla. Buket ona iyi davrandıkça ters tepiyor. Annesinin yerine kimseyi koymak istemiyor. Bu normal tabii. Buket annesi olmaya çalışmıyor ki. O yaşta bir çocuk için bunu anlamak biraz vakit alır. Merkez 45-40. 45-40 dinlemede. Yeni kapı yolundaki benzinliğin tuvaletinde bir kadın cesedi bulundu. Olay yerine gidiyoruz. Tamam. Abi, bu vicdan çok havalı ya. Sana yaramaz. Sana ne lan? Bakmaz o kız sana abi. Sen öyle san. Hani bakmazdı? Baktı ama sallamadı. Konuşma fazla. Abi. Ne var? Ben müjganların evini biliyorum. Bizim eve çok yakın. Çıkışta göstersene bana. Gösteririm ama. Aması ne lan? Aman tamam alırım. Tamam lan veririz. Anlaştık o zaman. Aşırı dozda eroin. Altın vuruş gibi. Üzerinden kimlik çıkmadı. Sabah erken saatte bulunmuş. Hayat kadını olabilir. Hemen de tanırsın ha. Giremezsiniz. Gazeteci. İçeride çalışma yapılıyor. Girmemiz arkadaşım. Lazım. Giremezsiniz. İçeride çalışma yapılıyor. Nina bu. Uçkuruna sahip olsaydın bütün bunlar olmazdı. Tamam işte. Bir daha olmaz dedim ya. Söylenip durma. Daha bitmedi bu iş. Hemen gevşeme. Şu dün geceki araba. Söylemeyi unuttum. Arabanın plakası burada. Unutmadığın bir halt var mı? Komiser Fikret, bir plakayı araştırmanızı istiyorum. Kimin adına kayıtlıymış hemen söyleyebilir misin? Nina'yı nereden tanıyorsunuz? Bir haber peşindeydik. Daha doğrusu yazı dizisi. Yurt dışından iş vaadiyle Türkiye'ye getirilip sonradan fuhuşa sürüklenen yabancı uyruklu kadınlar. Sonra? Onunla yakınlaştık. Sıkıntılarını anlattı bize. Nina'nın o benzinlikte ne işi vardı? Ben de onu anlamıyorum. Nina dün gece kaçacaktı. Pasaport Adem'in kasasındaydı. Adem kim? Nina'yı ve onun gibi bir sürü kızı çalıştıran bir adam. Nina pasaportuyla birlikte Adem'in evinden kaçtı. Sonra otele gelip eşyasını topladı. Havaalanına gidiyordu. Havaalanına gidiyorsa yanında pasaportu olmadı. Ayrıca çanta, bavul bir şeyler. Kızına aldığı hediyeler vardı içinde. Hiçbiri yok ortada. Süslü Sacit emniyete geldiği gün çok az insanla görüşmüş. Sizle konuştuğunu da sadece birkaç kişiye söylemiş. Katil yakın çevresinde. Hı-hı. Ya da konuştuğu insanları tanıyan birileri var. Ne yapıyoruz amirim? Herkesi tek tek sorguya çektik mi katil huylanıp kaçar amirim. İçlerine birini sokacağız. Muhbirlerden birini mi? Hayır. Zeynep sokak kadı kılığına girip Jale ve arkadaşlarına katılacak. Zeynep mi? Kendisi gönüllü oldu. Ama bu çok tehlikeli amirim. O yüzden yanına yakın koruma vereceğiz. Yakın koruma mı? Nasıl yani amirim? Rahmetli hatırlıyor musun çoban? Süslü Sacit. Yapmayın amirim. Bunu bana yapmayın lütfen. İtiraz istemiyorum. Gidip hazırlanın. Akşam devriyesinde görüşeceğiz. Hadi kımıldayın biraz. Sokaklarda başka ceset görmek istemiyorum. Efendim aynı. Amirim Vedat müdürüm sizi çağırıyor. Beni mi? Tamam geliyorum. Eve gidiyorum abicim ben. Akşama görüşürüz. Git tabii abi. Suat yenge hazırlasın seni şöyle şükür. Ya hadi git şuradan be hadi. Güzel giyin gel. Dur. Bir dakika. Abi var ya, sen çok büyük adamsın vallahi. Şerefsizin var. Senin içinde var. İçinde. Şimdi bak, akşam bu görev var ya, ben olsam yapamam mesela. Gel lan buraya. Gel buraya, bir sor. Allah'ım ya. En azından fikrimi sorabilirim. Nedenmiş o? Gözümün önünde kız arkadaşıma teli kız muamelesi yapılacak. Ben de oturup izleyeceğim ha. Ne dedin sen? Ne dedim? Kız arkadaşım dedim. Yok canım. Böyle bir şey demedim. Dedin. Demedim. Dedin işte. Ağzımdan kaçmıştır. Söyle o supalara gözüme görünmesinler. Salim Usta hasta deyince aklım çıktı. Bir baktım seninkiler tabanı yanmış it gibi top oynuyorlar. Sıkma sen canını Hüsnücüm. İllaki adam olacaklar. Bundan sonra her sabah ben bırakacağım onları. Akşamları da ben alacağım. Ne yapıyorsun sen Hüsnü? Fular lazım fular.
Bir de yüzüme makyaj yapmak için malzeme. Hüsnü. Bak ağzını açıp tek laf edersen. Ay manyak mısın sen Hüsnü, neler oluyor? Görev icabı görev. Biraz şeylere benzemem lazım. Nelere? Ya anla işte o biçim. Ne? Hüsnü sen benim yüreğime mi indireceksin? Deli deli konuşma kızım. Keyfimizden değil herhalde. Yok bir de keyif almaya başlasaydın. Allah'ım yarabbi ya. Neye gülüyorsunuz? Gülmüyoruz komiserim. Gördüm gülüyorsunuz. Gülmedik komiserim. Göreve gidiyoruz herhalde. Başarılar komiserim. Sağ olun. Neden öyle kaçar gibi çıktın? Canım sıkıldı. Sınavı kaybettin diye mi? Hayır. Sen kazandın diye. Kıskandın yani. Ya. Tabii. Merak etme, bir yere gidecek değilim. Ciddi misin sen? Tabii. Annemi yalnız bırakamam. Annen mi? Onu yalnız bırakamam. Annen tabii. Yalnız bırakmak olmaz. Ya. İyi düşünmüşsün. Bence de. Bir dakika, bir dakika. Nereye böyle oldu orta? Kardeş, hanım benle. Ha iyi o zaman. Kolay gelsin Necat. Sana da ne gülüncüğüm. Bana bak, bir daha Hüseyin aradığını duyarsam o saçların hepsini yollarım. Sen ne diyorsun be? Ben onu aramıyorum ki. Sürekli o beni arıyor. Sus lan yalancı seni. Aa işte geldiler. Nerede kaldınız kız? Aman İstanbul'unuza tüküreyim. Bu ne trafik kız? Git git bitmiyor. Ay sıkıldım vallahi. Hadi gelin, gelin. Bu Aydan, bunlar da Necat'la Nilgün. Antalya'dan yeni geldiler. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Antalya'dan kimleri tanırsınız? Bütün kış oradaydım. Aa, bilmem ki. Muhala var. En çok onunla takıldık. Bir de Orhan abi var, kale içinden. Tanır mısın? Aa, evet. Orhan abi kıyak adamdır. Evet, çobana bak be, sular seller gibi. Dersini iyi çalışmış bizimki. Kırıtıyordur şimdi. Merkez 45-40. Merkez 45-40. 45-40 dinlemedi. Arkadaşlar Sacit'in evinden alınan saç örneğinin tahlili geldi. Evet. Saç değil perukmuş. Peruk mu? Peruk üzerinde Lemor marka parfüm izlerine rastlanmış. Anlaşıldı tamam. Alo söyle canım. Tamam tamam. Duramadı burada. Bana iş çıktı. Ben gidiyorum birazdan. Ha, benimki birini daha istiyor. İki kişilermiş. Hanginiz gelmek ister? Ben bugün çalışmayacağım. Çok yorgun. Keyfin bilir. Ya sen? Bilmiyorum ki canım. Hem dur, önce bir şaraplarımızı içelim değil mi? Dizme boğazımızı. Hemen pimpiriklenme canım. Yemezler seni. Pardon. Nereden buldun bunları? Boş ver. Alo? Ha, çoban. Ben Rıza. Söyle canım. Açık kumral saça silen koku Lamour. Var mı orada öyle biri? Ha. Al bak burada seninki. Onu anlat derdini. Al kız. Alo neredesin sen deli? Zeynep iyi dinle beni. Açık kumral saça silen koku Lamour. Tamam hadi bu seferlik öyle olsun. Öpüyorum canım. Ama benim bir adam vardı bu akşam buluşacaktık. Su koydu hıyar. Ya. Kız bu sürdüğün lamur değil mi? Burnu ne kadar da keskinmiş. Hem nereden çıktı şimdi bu? Buldular. Harekete geçelim. Hayır. Artın fikrin süsle. İşaret biraz bekleyeceğiz. Sen olmaz mı? Olmuyor ya. Bizim işler açıldı. Hadi ben çıkıyorum. Bye. Bye. Dur ya ben de geleyim. Evet hadi ben de geleyim bari. İyi. Hadi gelin bari. Buradan. Karşıdan geliyorlar. Sokağa girdiler. Birinin tepeleri. Yok hayır. Acele etmiyorum.
dinle onu. Geç, yürü. Abi, Hüsnü abi iyi misin? Hüsnü iyi misin? Hüsnü abi. Ha? Ne tarafa gittiler? Hüsnü abi gittiler. Sen burada kal, ambulans çağır, çabuk. Bırak beni Aydan, hata yapıyorsun. Kapa çeneni, keserim gırtlağını. Kapat. Tamam, tamam, sakin ol. Sakin ol. Konuşma diyorum sana, konuşma. Ne eksikse hepsiz de var. Sakin ol. Sen de güzel bir kadınsın. Sakin ol. Dalga geçiyorsun. Yalan. Yalan söylüyorsun. İtip kalktınız. Hor gördünüz beni. Biraz güzel beni. Bak, öldürdüğün insanların hiçbir suçu yok. Tek suçları kadın olmak. Gitmez. Amirim, kapıyı kırıyorum. Gitmez mi ha? Kır. Ben de kadın doğabilirdim. Kadın olmayı merak ediyorum. Atın elini lan! Yaklaşmayın. Yaklaşmayın, gebertirim. Vazgeç. Kaçacak yerin kalmadı. Bırak kızı, hadi. Gidin buradan. Gidin buradan, gebertirim bu kızı. Bak, sana yardım ederiz Aydan. Bilin onları Aydan. Beni öldürsen bile buradan çıkamazsın. Öyle bir çıkarım ki. Yaklaşma, yalan söyleme, gidin buradan. Baksana Ayça'ya ya. Nasıl oynattı bizim çocuğu? Hayır. Gıgı çıkmadı annenin. Ben ona şaşırdım. Duyar işte. Duyar. Benim başıma gelecekti ki aynısı. Var ya, anında paketlerim. Paket ederim adamı. Değil mi karım? Değil mi oğlum? Öyle demeyin. Belki gerçekten seviyor kızı. Üstüne gidip kaybetmek istemiyordur. Kız gideli çok oldu, çok. Bizim hıyar da arkasından öyle bakıyor. Nasıl izin aldın evden? Annemle konuştum. Ne? Söyledin mi yoksa? Ya hallettim işte. Pınar çatlatmadı mı ya? Ne konuştunuz? Anne kız sohbeti. Sen anlamazsın. İyi, öyle olsun. Geldim işte, sen ona bak. Ayça'ya da gerek kalmadı. O Ayça var ya, yaktı beni, yaktı. Bugün bizimkilerden duyduğum lafları bir bilsen. Çok mu yüklendiler? Çok ne kelime? Bir ara şeytan dedi ki, şöyle git gir Ayça'nın erkek arkadaşına. Kafa, göz, ne varsa. Hiç değilse şekli kurtar. Saçmalama. Yapmadım tabii öyle bir şey. Biliyorum yapmazsın. Başlayayım. Ay, nihayet. Rahat mısın öyle? Çok. Ay. Bu 22 numara nerede Hüsnü? Önemli değil, önemli değil. Bırak, boş bulduğumuz yere otururuz. Ya olmaz öyle. Bizi mi çarptın Hüsnü? Önüne baksana Suat, rezil. Seferin karanlık, hiçbir şey görünmüyor ki. Nerede bu numara? Nerede? Sessiz ol Suat, sessiz ol. Rezil ettin bizi ya. Rezil ettin bizi gel, ya. Gel, gel. Önlere doğru gidelim bari. Bulduğumuz yere oturalım Hüsnü. Otur bir yer o zaman. Bir türlü yerleşemedin Suat. Suat, çekil, çekil. Tamam, çekil. Tamam. Geç, geç işte. Ay, bu geç kalanlara sinir olur. Ben de. Şşş. Rahat mısın? Göremiyorum ben Hüsnü. Göremiyorsun. Paltonu versene, altıma koyayım. Boyum yetmiyor, göremiyorum işte. Al şunu, al. Al şunu, koy altına. Tut, ben kendimkinde koyacağım. Zaten başını da kaçırdık. Senin yüzünden kaçırdık. Senin yüzünden. Ver mısırı, ver. Yerleştin mi? Heh, al. Yerleştim. Al mısırı.
Lütfen biraz sessiz olun. Pardon efendim, sessiz olun. Oynama! Beğendin mi filmi? Çok güzeldi. Yeter çok iyi. Yeter. Şuraya bak. Ha, yemezler bu sefer. Saçmalama, bak şuraya. Hüsnü abi, Suat abla. Ya. Yandık biz, yandık. Hemen kaçalım, kalk. Olmaz, otur oturduğun yerde. Kalkarsak görürler. Ne yapacağız peki? Tamam. Ay, eyvah. Bak, ben şimdi çaktırmadan tuvalete kaçacağım. Sen de gizlen bir şekilde, tamam mı? İkinci yarının başında gelip alırım seni. Hemen kaçarız karanlık, tamam mı? Tamam, dikkatli ol ama. Tamam, oldu peki. Allah'ım, ne şanslı adamım ben ya. Suat, ben tuvalete kadar gidiyorum. Gelirken bana bir su alıver Hüsnü. Bu patlamış mısır çok susattı beni. Bir kiloyu tek başına yedin Suat. Susatır tabii. Aşk olsun Hüsnü. Tamam, ne şanslıydım ben ya. Beyefendi, parfümümüz burada kalmış. Kalsın orada, alırım ben. İyi. Allah Allah abi ya. Bitti. Bu koku. Çakal var. Ne yapıyorsun lan sen burada? Abi. Ha, ne yapıyorsun? Vallahi bir şey yapmıyordum ya. Otobüs mü bekliyorsun lan burada? Vallahi öylesine duruyordum abi ya. Küçük mü büyük mü lan? Çık lan, çık güzelim. Hayır, çık. Attına be. Abi itme ya. Yürü çok konuşma abi, yürü. Abi herkes bize bakıyor. Suat, bak ne buldum tuvalette. Lale. Aa, Suat abla. Ali, ne haber canım? Aa, Kız Pınar. Hüsnü abi. Ya. Bunlar şey mi şimdi Hüsnü? Ya. Harbimdeki gibi. Gel Pınar'cığım, gel buraya oturun. Hadi geç şöyle. Yok geç. Abi biz gidelim. Yok geçin şöyle geçin. Geç bu senin mi? Gel. Mısırımız al da var, gel. Biz gidelim abi ya. Yok, al geç gel. Şöyle geç. Geç diyorum. Of. Mısır yer misin Pınar'cığım, al. Helal olsun vallahi Ali'ye. Nasıl uyutmuş herkesi değil mi? Rıza baba bir öğrenirse görür o. Ebedi uykuya yatıracak onu, ebedi uykuya. Söylemezsin kimseye değil mi Hüsnü? Bak sebebi olursun çocuğun, Allah muhafaza. Söyler miyim? Kıvransın Lale. Burnu sürtülsün. Çok pis düş kelime, çok. Bana bak, sen de ağzını sıkı tutan. Aşk olsun Hüsnü. Benden laf çıkar mı hiç? Hiç. Ne oldu bizim Almancılar? Hala narkotikteler. Sorguları devam ediyor. Saf tipler zaten. Çıkmaz onlardan bir numara. Bak görürsün yaz başında. Bence de. İşi başkası tezgahlamıştır. Sonra? Sonra bir baktım. Hüsnü Ali'yi tutmuş kulağından getiriyor. Eyvah. Sonra ne oldu peki? Ali! Buyur abi. Bana şuradan su kap. Sıcak olmasın. Tamam abi. Dur.
Soğuk da olmasın. Nasıl olacak? Oğlum ne sıcak ne soğuk işte. Arasında bir şey yap getir. Tamam. Hadi sallan hadi. Ne oluyor usta? Bundan sonra böyle. Avucumda bu lale. Hadi ya, neden? Öyle işte, boşver. Biz de biraz kıvrandıralım o zaman ha? Vur gözüne, vur. Ali! Gel buraya, gel. Bana da kahve. Tamam abi. Ali! Gel. Sade olsun, tek şeker. Abi kalk sen de kendini al ya. Ne? Rıza baba yerinde mi? Yerinde. Ben bir konu görüşecektim onunla da. Abi tamam. Ha, kahve. Nasıl tek şekerli? Yanında bir şey olsun mu? Bir çift kaşarlı tost söyle. Ha. Çift kaşarlı. Tamam. Evet. Neyse sonra görüşürüm ben Rıza babayla. Tamam Suat ablacığım, daha detaylı konuşuruz sonra. Hadi öptüm. Ali, bir yere mi gidiyorsun? Kahve alacağım. Ben de bir çay içerim. Açık olsun ama. Zıkkım iç. Ali! Efendim? Yok bir şey. Kahvaltı sohbetiniz bittiyse herkes toplantı odasına. Hadi çabuk. Narkotikten Asım Başkomiser'le bir değerlendirme yaptık. Şu Almancı aile, Sefer Kurtuluş ve ailesinin uyuşturucuyla bir ilgisi olmayabilir çocuklar. Anlattıkları tampona çarpma hikayesi zaten çok tanıdık. Oyuna getirildikleri belli. Düzen belli. Adamlar hiç riske girmeden yurt dışına uyuşturucu kaçırıyorlar. Araç dün gece tesadüfen durdurulmasa büyük ihtimalle kazasız belasız Berlin'e varacaktı. Mal yerine teslim edilecekti tabii. Uyuşturucu kaçakçıları durumu öğrenip tedbir almasınlar diye olay dün bilerek basına sızdırılmadı. Güzel. Yani şimdi sıra bizde. Hı hı. Ne yapıyoruz Rıza baba? Almancı ailenin düştüğü tuzağa biz de düşeceğiz. Nasıl yani? Kapat şunu. Kılık değiştireceğiz. Hüsnü. Vay yakışır. Hüsnü Müller. Dur bir dakika ya. Ne oldu zavallı? Almancı için senden uygunu yok. Vallahi süper. Ya bunda bak. Hüsnü Müller. Nasıl isterseniz zavallı. Baksana bir Hüsnü abi. Aile gibi olacaklarsa birileri daha lazım yanlarına. Çoluk çocuk zor tabii de. Aylin. Sen paslanmışsındır merkezde otur ha? Aslında benim rahatım böyle yerindeydi ama. Biraz bozalım biz onu. Bence de. Nasıl isterseniz. Hüsnü abi bir şey diyeceğim ya, baksana ya. Sen konuşma sus. Süper karı koca olur sizden. Hazırlıklara hemen başlıyoruz. Amaç tamirhanenin yerini tespit etmek. Sonra da sıra malları piyasaya süren büyük adamda. Tamam mı? Hadi. Kıpırdayın biraz hadi. Usta. Bende Almanca eğitim kasetleri var. Keşke getirseydim sana onlardan. Ya iki kere seyret. Bak nasıl şakır şakır Almanca konuşuyorsun. Şakır şakır. Ben bilirim sendeki o eğitim kasetlerini. Öyle deme abi. Pratik olurdu. Hem de nasıl. Çok güzel. Eğlence çıktı size. Suyunu abi. Suyunu unuttum. Sen gelirken getirirsin. Tostlar ne oldu lan? Yapıyorlar abi. Şimdi makine ısınıyormuş. İki saatte bir tost getireceğim. Öğlen oldu be. Topla telsizleri de. Of be abi. Ben geç kaldım. Hadi bana müsaade. Suat ben gidiyorum. Hüsnücüğüm nereye gidiyorsun? Kahve yaptım sana hayatım. İçmeden mi gideceksin? Yapma ya. İçmez miyim güzel karımın kahvesini ya? İçmez miyim? Ver bakayım. Vallahi mis gibi de kokmuş Suat. Kalk lan buradan. Kalk. Geç oğlum şöyle. Kalk geç o tarafa. Aşka bak be sabah. Cıvıtma lan hemen cıvıtma. Yap kahvaltını. Baba sen neden arabayla gitmiyorsun işe? Her sabah yarım saat kazanırsın. Gerek yok ki oğlum. Yani biliyorum şuradan sahilden otobüse. Aa, bakana geze gidiyorum. İçim açılıyor vallahi. Pintilikten abicim neden olacak da? Arabaya gaz almasın diye. Bana bak şimdi alacağım senin gazını sabah. Aman boş ver. Güzel olmuş mu kahven hayatım? Olmuş Sarcığım olmuş. Ellerine sağlık harika. Baba ya ne zaman gezeceğiz arabayla? Gezeriz kızım gezeriz. Araba kapıda işte bir yere kaçtı yok. Neden kızdın şimdi baba ya? Kızdın mı? Vallahi hiç farkında değilim. Boş ver sen hayatım uğraşma bunlarla. Bak ne diyorum Hüsnücüğüm. Ha, ne diyorsun Suat? Benim ehliyetim var ya. Şunun evinden kalma ehliyet mi? Hani diyorum ki bana biraz direksiyon çalıştırsan da
Arada bir ben de arabayı kullansam, işlerimi halletsem, çoluk çocuğu gezdirsem böyle hayda olmazlar hem. Ya Suat, sabah sabah güldürdün beni ya Suat. Allah da seni güldürsün ya. Neden gülüyorsun ki Hüsnü? Kızım, polisim ben ya. Topluma karşı sorumluluklarım var benim ya. Salar mıyım ben seni İstanbul trafiğine? Yazık değil mi o kadar insana? Ay sen çok yaşa Suat ya. Hadi görüşürüz hadi. Suat. Suat komik kadınsın sen vallahi ya. Stand-up'a falan başlasan sen. Ha? Allah seni kahretmesin ya. Neden güldü şimdi anlamadım. Boş ver anne ya, durma üstünde. Ne demek durma ya? Annem o benim ya. Anne, babam resmen iplemedim seni. Hatta kafa yaptı. Dalgasını geçti. Az daha bozacaktım ama neyse. Aslan oğullarım benim, boş verin. Hem sen bu lafların altında kalacak kadın mısın anne ya? Olur mu böyle bir şey ya? Siz var ya siz. Anne, karışma sen. Anne, senin oğru beyi kullanma farz olur, farz. Göster ustalığını üstüne çobana, ağzı böyle ağa diye açık kalsın. Kalsın vallahi. Kalsın. İyi de oğlum, nasıl kullanacağım ben? Unuttum her şeyi. Gaz, debir, yaş falan. Merak etme, ben sana öğretirim hepsini. Öğrenirsin anne ya. Zaten araba kullanmak çocuk oyuncağı. Öyle mi? Çok basit yani. Hay Allah'ım ya. Anne sen de şunların lafına bakıp. Oğlum ne yapıyorsun sen orada? Hiç anne. Öyle sopayı yontuyorum. Yont yont sen onu. Nasıl geçti okul? İyi vallahi anne. Git gel hep aynı. Hep aynıymış. Sene sonunda karnelerde aynı gelirse sen görürsün gitmeyi gelmeyi hep aynıyı. Aman anne ya. Nereden çıktı şimdi karne muhabbeti? İşine gelmedi değil mi eşkıya seni? Anne bırak artık şu temizlik işini ya. Gel dolaşalım biraz. Aa, nereye gideceğiz? Vallahi şoför sensin. Nereye götürürsen oraya gideceğiz. Şoför mü? Hakikaten anne ya. Hadi çıkıp kıyasa yapalım biraz. O ne demek? Çıkalım şöyle sahile falan diyoruz anne. Hadi kırma bizi ya. Ay kullanamam ben oğlum. Hiç hatırlamıyorum ki. Hem babanız da yanımızda olsun öyle. Hala babamı istiyorsun anne ya. Görmedin mi sabah nasıl kafa yaptı seninle? Kullandırır mı hiç anne ya? İki tur at anında alışırsın anne. Şu kadarcık kadınlar koca koca jipleri kullanıyor anne ya. Sen dalyan gibi boyunda ufacık arabayı mı kullanamayacaksın? Orası da öyle ama. Hadi anne ya. Biz de varız yanında, olmaz bir şey. Ay bilmem ki. Vallahi sen bilirsin anne. İşte anahtar, işte araba. İster gidip kullan, ister böyle uzaktan bak. He, neyim eksik benim öbür kadınlardan? Ver bakayım şu anahtarı. Hadi gelin benimle. İşte bu be. Yürü be anne, yürü. Anladın değil mi anne? Anladı tabii canım. Kolay zaten, hemen anlaşılır. Neymiş? Anlat bakayım şimdi. Şimdi soldaki debriyaj, ortadaki fren, sağdaki de... Anne gaz, gaz. Gaz, gaz tabii. Anladım canım. Çalıştır arabayı. Vites boşta tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Tak şu kaside de neşemizi bulanır. Çalıştı. Vallahi çalıştı. Tamam anne, heyecan yapma bu kadar. Şimdi debriyaja basarak bire tak. Debriyaja basarak? Böyle mi? Tamamdır. Şimdi debriyajdan ayağını hafif hafif çekerken gaza yükle. Yüklenmesin oğlum. Tatlı tatlı versin. Yüklensin abi. Araba küdüs duranca kalkar. O da doğru. Gazla anne, hadi gazla. Kapatın şunu oğlum. Aklım karışıyor. Stresini alır anne. Hadi yavaş yavaş çek ayağını debriyajdan. Yavaş yavaş ama. Yavaş yavaş. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gazla hadi anne ya, gazla. Bu çöp butonunu buraya koymasalar kesin kurtarmıştık. Geçen sefer de bu yüzden olmuştu. Ne yaptın anne ya? Bu sefer kesin öldük oğlum, kesin. Mahvetmiş arabayı, baksana. Bize ne abicim? Biz elimizi bile sürmedik. Sürdük mü ha, sürdük mü? Yoo, annem çarptı. Biz bir şey yapmadık ki. Hüsnü bu sefer kesin öldürecek beni. Anne, anne, babam geliyor.
hoş geldin Hüsnü'cüğüm. Ah Suat ya. Ha, sabah inerken iyiydi. Gelirken bu yokuş fena yoruyor Suat ya. Ah canım. Gelsen ben sana bir masaj yaparım. Bir şeyciğin kalmaz. Vay vay. Karşılama komitesi ha? Geç kaldın hayatım. Ah, sorma Suat. Yolda kaza olmuş. Oh, bir saat durduk öyle trafikte. Ay yazık. Arabalar mı çarpışmış baba? Ya ya. İki tane araba birbirine girmiş. İkisi de kadın şoför. Nasıl veriyorlar bunları arabalara? Hayret bir şey yani. Oh. Siz ne yaptınız? Seni bekledik Hüsnü'cüğüm. Ne yapacağız? Hep aynı şeyler. Hadi gel içeri. İyi. Suat ben hiç çıkmayayım. Hadi siz hazırlanın. Zeliş hadi kızım. Sahilde şöyle biraz dolanalım. Toz falan atıştırırız hem gezmiş oluruz ha. Gezmeyelim olmaz Hüsnü. Ne oldu neden? Evde mis gibi yemek var hayatım. Ellerimle yaptım. Musakka pilav cacık he. Ya Suat olsun kızım. Yarın yeriz onu da. Hadi giyinin bir an önce hadi. Coştum 40 yılın birinde ya. Ne var bunda hadi. O da bize denk geldi anasını satayım ya. Hiç sorma hiç. Ya neyiniz var sizin ya? Suat dışarı çıkalım diyorum istemiyorsun. Bak kesin bir şey var. Kesin kötü bir şey var. Ne oldu çabuk söyleyin. Yok bir şey Hüsnü'cüğüm. Yok. Kesin var bir şey. Söyle çabuk. Söyleyin nedir o dinliyorum. Yandık abicim yandık. Hüsnü. Bak canım kızmak yok ama. Arabaya bak baba. Ne? Araba mı? Yine ne oldu arabaya Suat? Suat ne oldu? Uyudum hayatım. İç. Yeter Suat yeter. İstemiyorum ya. İstemiyorum. Suat ben sana ne diyeyim kızım ne diyeyim ha. Hadi bunlar şartlı çocuktur. Kafaları bu kadar çalışıyor dedik. Ya sana ne diyeceğiz Suat ha? Uydum işte şeytana üstüne. Ama söz hayatım. Bak cebinden bir kuruş para çıkmayacak. Ben kendi imkanla yaptıracağım arabayı. Bu şeytanlar iki tane baba. Böyle biri uzunca öbürü budur. Biliyorum. Abla ayıp oluyor ama. Bundan bizden bileceksin babaya aşk olsun. Neden bilmesin? Aklına girdiniz kadının yalan mı? Girdiler vallahi Hüsnü'cüğüm girdiler. Girer bundan sonra girer. Adamın ağzından girip burnundan çıkar bundan sonra. Eşek sıfırlarına eşek. Baba vallahi elimizi sürmedik. Heves etmiş annem. Ben de bildiğim kadarını öğrettim. Vallahi o kadar. Sen ne kadar biliyorsun da öğretiyorsun lan? Vallahi o kadar baba. Ben şahidim. Oğlum sen şahitsen tamam oğlum. İçim rahatladı. Vallahi içim buz gibi oldu. Dalga mı geçiyorsunuz lan? Eşek sıpaları gel defolun lan buradan. Baba şu çöp bidonunu oradan alsana ya. Bütün arabalar ona çarpıyor. Gelin lan buradan. Gelin. Baba. Söyle kızım söyle. Bizim araba çarpışan var bu mu? Ne olacak benim bu halim ne olacak Suat ya? İstanbul'la baş ediyorum sizle edemiyorum Suat ya. Çarpışan araba. Uğraşma sen de usta Allah'ını seversen ya. Bir dakika ya. Usta ufaklık şöyle de yetiş ya. Hayırlı olsun. Bir şöyle eksikti anasını satayım. Nasıl yaptıracaktın abi? Gene 2000'den aşağı tutmaz onun tamiri. Bu sefer Suat üstlenecek hepsini. Bankadaki altınlarından bozdurup yaptıracak. Bedavaya geldi yani. Geçin dalganızı geçin. Arabaya sadece bir 20 liralık gaz al. Ne bereketli arabaymış be. Tak iki kaza. 4000 zarar. Zab baba. Zeynep'le bana 2 saat kadar izin verebilir misiniz? Eve halı döşeteceğiz de ölçü alacaklar. 2 saat ama daha fazla değil. Tabii merak etmeyin. Pardon beyefendi. Arabanızı yanlış yere park etmişsiniz. Polis geldi çekiciyle arabanızı çekiyor. Yapma ya. Baş belası bunlar. Sorma abi. O polislerin başka işi gücü yok mu kardeşim? Nasıl çekerler kardeşim? İşte sen necisin burada ya?
Hani nerede polis? Nerede benim arabam? Ne yapıyorsunuz ya? Bıraksanıza kardeşim, ne oluyor ya? Ya bırakın beni ya. Allah Allah, bıraksanıza kardeşim. Dur. Ne yapıyorsunuz? Geç. Ya bırakın kardeşim, Allah Allah diyoruz. Yürü dedim sana. Ya? Ne oluyor burada ya? Geç, bırakın. Geç. Geç. Kelepçe var. Şah. Ne yaptın sen? Bak neyin ayağında o. Hı? Bir dakika, bir dakika. Şunu geri alayım. Atı sür, atı sür. Karışma. Afiyet olsun. Sağ ol. Fazla hayalcisin. Çocuklar yedi mi? Ben hepsini doyurdum. Onun dostun olduğunu bilmiyorduk. Sen dahil benim dostum yoktu. 5 gündür beraber sofraya oturmadık. Çocuklar mızmızlanıyor. Ne yapayım hayatım? Bütün gün koşturuyoruz. Hadi çocuklar. Bitmiyor ki koca şehirdeki olaylar. Hüsnü. Hı. Bugün Zeliha'yı dershaneye almamışlar. Niye? Dershane bedava olmadığı için. Kaç para lazım? 500. Oha! Oh oh! Harcayın torunumun paralarını, harcayın. 2 aylık baba. Bizim öğretmen de 20 lira istedi baba. Niye istiyormuş bu 20 lirayı? Sınıfın camları değişecekmiş baba. Herkes veriyor. Bana ne sınıfın camlarından ya? Bir dakika, bir dakika. Camı siz kırdınız değil mi? Vallahi biz kırmadık baba. Doğru söyle lan. O kırdı. Gitmeseydin sende. Ama baba beni itti, kolum çarptı, ne yapayım? Gel buraya, gel buraya, gel. Hüsnü bırak şunları Allah aşkına, otur yemeğini ye. Bu ne kızım? Çekin abim bebeğimi kırdı. Üzülme kızım, ben de onun birazdan kafasını kıracağım. Tamam çocuğum. Ben bunu yapıştırdım. Eskisinden daha güzel olur. Tamam mı canım? Ay, yapışmayı istemem. Yeni bebek istiyorum. Sana da yüz vermeye gelmiyor be kızım. Sessiz olun, sessiz. Cephe haberleri verilecek. Ne? Ne cephesi dede? Kunuri cephesi. 34. piyade alayı. Bizim alay. Ne? Cahilsin cahil. Güya gazi torunu olacağım. Tuh! Suat bu gitmiş yine. Bu iş hallolmazsa Tevfik, bu İstanbul var ya, bu gece uykuya hasret kalır değil mi amirim? Hı hı. Evet. Nerede olmuştu bu olay? Can kurtaranda. Kemiğin mıntıkası. Tarif ettiğiniz adam tıpatıp o. Siz keyfinize bakın, ben bir soruşturayım. Ne varsa eskilerde var değil mi amirim? Adam vazifeyi bırakalı yıllar olmuş ama istihbarat gani. Hı-hı. Alır mısın amirim? Yok. Ya nereden bulacağım 500 lirayı ya? Daha maaşa 10 gün var. Hadi maaşı aldın diyelim, bir tarafımız yine açıkta. Bir arkadaşından borç istesen. Ya arkadaşlarımı ne sanıyorsun sen? Borsacı falan mı? Oğlanlar için olsa sesim çıkmaz. Ama kızı biliyorsun Hüsnü, zehir gibi. Fen lisesine giremezse. Tamam anladım Suat, uzatma. Bir de telefon faturası girmesin. Tamam tamam tamam, hadi sağ ol. Günaydın. Günaydın amirim. Bunun suratı sirke satıyor gene. Malum dertler amirim. İlk devriye ha? Öyle. Ha Hüsnü. Ya ne oldu? Bizim kızın dershanesi, fen lisesine hazırlanıyor.
Dert oldu başımıza ya. O Seul'de her yerde bombalar patlıyor. Bum bum. Ben ne yaptım? Tam teçhizat atladım suya. Bir baktım koca bir timsah açmış ağzını. Geliyor üzerime. Ne yaptın dede? Çektim silahı. Ta ta. Öldürdüm timsah. Can kurtaran tren istasyonu alt geçidinde kapkaç. Tekrar ediyorum. Can kurtaran alt geçidinde yaşlı bir kadına kapkaç. Anlaşıldı, tamam. Yakın sayılır çoban. Hadi fırla. Tamam. Götürüp o dershane müdürünün kafasına çalıyorsun, tamam mı? Önümüzdeki ay ne yapacağız Hüsnü? Milli piyango bileti mi göstereceğiz müdüre? Eh be karıcığım be, eh be. Yani bırak ağız tadıyla bir sevineyim. Hiç değilse bir gece ya. Ya bu defa amorti bile çıkmazsa? Lan babam görürse öldürür bizi ha. Boşver abi ya. Annemle konuşuyor şimdi. Ruhu bile duymaz. Hadi bilelim. Hüsnü. Hüsnü. Hüsnü, bir gelsene canım. Bir şey diyeceğim, gel. Ne? Gel. Gel. Ne var? Bırak. Bir gel sen. Rahat dur. Bizim daha büyük bir sorunumuz var. Ne var? Ya anlatsana, ne sorunu? Neyse, sonra anlatırım. Allah Allah. Ev değil, tımarhane. Kızım anlatsana. Ne? Hüsnü, sonra dedim ya. Ya delirtme insanı. Şurada iki saat dinlenip sonra nöbete gideceğim. Ne oldu? Çocuklara mı bir şey oldu? Ben hamileyim Hüsnü. Aa, ne? Hamile misin? Evet. Yani bir yanlışlık falan yok değil mi? Bugün sağlık ocağına gittim. Bu da ne ya? Lan? Ha? Yedim lan sizi, yedim sizi. Şimdi görürsünüz sizden. Metin, Tekin, yedim lan sizi. Gelin lan buraya, gelin. Kaçmayın yoksa. Ulan kaçmayın lan, size kaçmayın bu arabayı. Hadi, hadi. Hadi. Hüsnü, bağırma çocukları, bırak oynasınlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 155'e ihbar geldi. Önce kaza sandık. Camda kurşun deliği vardı. Kapı da içeriden kilitlenmiş. Thank you.
poşetleyip rapor edin. Arabadaki bütün parmak izlerini de alın. Tamam mı? Hadi. Başüstüne amirim. 45-40 merkez. Şu an olay yerindeyim. Soğuk be. Ufak ufak ama dükkan nasıl işliyor, gördün mü? Gördüm, para basıyor abi. Ne zaman gireceğiz? Dur biraz boşalsın, öyle gireriz. Tamam tamam. Hadi gel koşalım. Bizde hediye yok mu Noel baba? Yok hediye. Yok hediye falan. Hadi hadi sonra. Hadi hadi, hadi. Yürü yürü yürü. Kim bunlar? Ne bileyim ben, anlamadım ki ya. Şşt Turan oğlum. Hadi toplanıp halledelim şu işi. Tamam tamam, hadi hadi. Çakarlar mı lan bunun oyuncak olduğunu? Çakmazlar abi, hadi ya. Hoş geldiniz Noel babalar, ne lazımdı? Para lazım, para. Çabuk boşaltın sayı, çabuk. Ateş etme sakin. Hadi, 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 hadi. Tamam. Çabuk, çabuk. Şşş, kıpırdamayın siz de. Bütün parayı ver, çabuk. Sus. Ol. Tamam, hepsini tamam, ver. Sakin olun. Hadi, hadi. Çıkarın. Tamam, yok, başka yok. Hadi gidelim. Tamam, hadi gidelim. Tamam, tamam, sakin olun. Dur. Bir taksi çevirsene be. Ne taksisi lan? Trafikte sıkışıp da yakalanalım mı? Yürü koş hadi. Hadi. Cengelköy'deki oyuncak mağazasında silahlı soygun yapan iki kişi Kanlıca istikametine doğru kaçıyor. Silahlı soyguncular Noel baba. Anlaşıldı. Hemen olay yerine doğru gidiyorum. Koş lan, diğer koş, koş. Bu üstümüzdekileri çıkarmamız lazım oğlum. Ucuz atlattık. Bu böyle olmayacak ha. Sağlam bir yer bulmamız lazım bizim oğlum. Evet abi. Aa Noel baba, Noel baba. Noel baba. Nerede? Hakikaten ya. Allah gönderdi valla. Noel baba. Bunlar kim be? Gelin gelin. Gelin gelin. Ne bileyim lan, yürü işte, saklanırız biraz hadi. Oğlum iş almayalım başımıza. Haneye tecavüze giren. Gelin gelin. Kendileri çağırıyor oğlum, gelsene. Allah'ım sen büyüksün. Hoş geldiniz. Ho ho ho. Noel babanız geldi. İçelim vallahi. Çay içeriz değil mi? İçeriz. Nerede bunlar? Ne bileyim, kayboldular birden. Kesin girdiler bir deliğe. Merkezden yardım istiyorum. İste. 23-12'den merkeze. 23-12'den merkeze. Dinliyorum 23-12. Ne hediye istersin yılbaşında? Hediye falan istemem. Amma gıcıksın sen de ha. Seni bulmuşum be. Başka ne isterim ki? Kıvırma hadi. Ay kusura bakmayın, sizi de yolunuzdan alıkoyduk Noel babalar. Ne demek ablacığım? Biz de zaten mahalle aralarında çocuklara hediyeler dağıtıyorduk. Hiç haberimiz olmamış ya. Aa. Benim kokoletam nerede? Bahçeye düştü. Aa. Neyse. Abi, bu gerçek mi? Hadi bakalım, kim hediye istiyor? Hadi gelin. Ben. Bak burada senin. Abla al hadi, bu senin. Teşekkür ederim. Abi, ha. Abi baksana. Ne? Polisin evine girmişiz. Ne? Çok teşekkürler. Çay koymuştum çocuklar. İçersiniz değil mi, sıcak sıcak? İçeriz ablacığım, içeriz sıcak sıcak. Bütün gün sokaklarda. Ay içiniz üşümüştür. Isınırsınız biraz. Ya. Çok tatlılar. Çok güzel. Ay hindi var mı senin çuvalda? Ne hindisi be? Boş ver. Neler var göstersene başka. Yeter evladım yeter. Zaten. Doymak da bilmiyor keratalar. Efendim Aylin. Abi Noel Baba kılığındaki silahlı soyguncular Kanlıca'da görülmüş. Hacı Osman Bey sokak yakınlarında. Hacı Osman Bey sokak mı? Evet, sizin orası değil mi? Evet. Suat arıyor Aylin, arayacağım seni. Alo Suat. Hüsnü. Bil bakalım bizde kimler var. Hayatta tahmin edemezsin. Kim var Suat? Noel babalar var Hüsnü. Ne? Kim? Noel babalar Hüsnücüğüm. Çocuklara hediye dağıtıyorlarmış. Kızım bilmediğin adamları niye eve alıyorsun?
Biz de Noel Baba kılığında iki soyguncunun peşindeyiz. Hem de adamlar bizim oralarda bir yerlerdeymiş ya. Ay çok hoşsun Hüsnücüm. Bak bu nasıl? Ne soyguncusu ayol? Abi, bunlar daha çocuk, bunlar daha pamuk. Abla sus. Geç tarafa, yani, geç. Biraz önce öyleydiler Hüsnü. Telefonu ver, Şabal telefonu ver. Sen haklısın baba, galiba. Baba. Allah kahretsin, adamlar bizim evde. Sizin evde mi? Ali çabuk ol hadi. Hadi Ali yürü, yürü hadi. Tamam abi, tamam. Hadi bakma, yürü. Eh be Suat, eh be Suat. Şapkayı gördün mü? İslim olun. Buradan çıkışınız yok. Al işte, buldular bizi. Allah kahretsin. Ne yapacağız? Ne bileyim lan ben. Kes iki dakika sesini. Bakın çocuklar. Bakın ablacığım. Çek şunu. Bak bize bir şey yapmayın. Çocuklara bir şey yapmayın. Gidin güzel güzel teslim olun ablacığım. Ya biz savaştık ya. Bırakın bizi ya lütfen. Şuradan bir çıkayım var ya. Sus, konuşmayın. Gel bakayım sen. Şöyle. Karışma. Yaklaşmayın. Elimizde rehineler var. Yaklaşmayın. Rehineler var. İçeridekine riske atamayız. Yardım bekleyeceğiz. Merkezden takviye geliyor. Hep senin yüzünden. Dedim sana bu işe girmeyelim diye. Lan nesi benim yüzümden be? Para isteyen sen değil miydin sanki? Ne durumdayız? İki kişiler komiserim. İçeride de bir kadınla dört çocuk var. Biliyorum. Burası benim evim. Sizin eviniz mi? Evet. Silahlılar. Arkadan dolaşalım mı abi? Dur bir dakika. Ya da mutfak girişinden. Çok tehlikeli. Bahçe girişinden avlanırız. Allah kahretsin ya. Bana bakın, orası benim evim. Onlar da karımla çocuklarım, duydunuz mu? Onların kılına zarar verirsiniz, yaşatmam sizi. Polisin elindeyiz. Dışarıda polis. Duydunuz elimizde oyuncak tabanca. Abi gördüm. Silahlar oyuncakmış. Duydum, ne yapacağız? Ben bir ayar çekeceğim bunları. Ne halt edeceğiz lan şimdi? Ne bileyim, kes sesini. Allah bırakın lütfen. Para para diye tutturdun. Al sana para. Allah! Yandı bana! Ben nasıl yavaşsın? Gel yandı, gel yandı! Baba, hallettik, gelin gelin, silahlar oynayacakmış. Abi affet abi, vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Konuşma lan, konuşma. Ay vurma çocuğum Mesut. Ne işiniz var lan evinde? Abi vallahi biz aslında buradan geçiyorduk. Çocuklar falan gel dedi. Yenge de ısrar etti hadi buyurun çay için falan diye. Suat abla? Ay ne bileyim Murat ben bunların şey olduğunu. Götürün şunları, götürün. Hadi. Ama baba nasıl yakaladık adamları bam diye. Aferin lan çoban yıldızları. Büyüyünce zehir gibi polis olur abi bunlarda. Sağ ol Murat abi. Hüsnü abi. Ne var? Abi, çuvaldaki senin indi değil mi? Çuval mı, ne çuval? Ay dur. Ne işi var indi? Hayvan çuvalda? Ne olmuş lan buna? Abi, bu hayvan ölmüş. Adamlar mı bir şey yaptı? Yok, adamlar direkt içeriye girdi. İşte en son Metin'le Tekin oynadı. Niye oynuyorsunuz lan bu hayvanla? Ha? Ne oldu bu hayvana? Cevap verin diyorum size. Cevap verin, ne oldu bu hayvana? Erkenden kesmişsiniz desem değil. Ne oldu dedim size? Ya baba ya. Ne oldu bu hayvana? Ya Mesut abi bırak Allah aşkına ya. Evet. Şimdi biz indileri yarıştıralım dedik. Oynarken indi dama uçtu. Sonra ayağı ipe dolandı. Sonra da damdan aşağı. Ya çok kafam bozuk zaten ya. Bırak Allah aşkına. Başlarım lan ben senin kafandan. Başlarım. Ne yapayım lan ben size? Ha? Ne yapayım ben size? Ha? Gelin lan. Yapma gelin. Sakin ol. Ona dolmuş artık. Bırak. Abi istersen hayvanı otopsiyalım. Tam ölüm sebebini öğrenmek için. Ya Zeynep ya. Gülmeyin lan siz de. Ben ne yapacağım bunlarla ya? Kaşla göz arasında verdikleri zarara bak usta ya. Bunlar şimdi böyle büyüyünce kim bilir ne facialar açacaklar başıma ya. Sıkma canını be abi. Şunun şurasında bir indi. Bir indi dediğin kaç dolar ki? Koyarım Hüsnü abiye bir indi ya. Sana ben bir koyarım. Geçin dalganızı geçin. İndi yarın akşama lazımdı. Yarın akşam da otelde olduğumuza göre. Boşuna kızma çocuklara abi. Zeynep haklı. Hep beraberiz değil mi yarın? Ben nöbetteyim. Ben de. Ne? Evet ama uğrayacağız yanınıza merak etme. Birlikte ilk yılbaşımızı kutlayacaktık. Sen gelmezsen ben de gitmem. Saçmalama. Daha ne yıllara girip çıkacağız beraber. Ali şurada dursana. Hayırdır usta? Ya bizim Tunca bir şeyler alacağım. Belki morali düzelir biraz. Rıza babaya söylersiniz. Söyleriz abi. Tamam abi. Hadi.
Hadi eyvallah. Görüşürüz abi. Hadi eyvallah. Bir rahat nefes alamadı adam ya. Tek başına bu kadar sorumluluk, bu kadar acı. Çok tek başına değil ki abi adam. Buket var, biz varız. Yanındayız elbette ama ben Mesut'u tanırım. Kendi yarısını ancak kendi sarabilir. Başkalarının yardımı pek işe yaramaz. Yine de kimse bu kadar yalnızlığı hak etmez. 4 çocuk elinizden öper amirim. Sanki onlar yetmiyormuş gibi bir tanesi de yolda. Ne? Bir tanesi de yolda amirim. Maşallah Hüsnücüğüm. Eşini tebrik ettiğimi söylersin. Baş üstüne amirim. Ha ne diyordum? Biliyorsunuz bir de yaşlı dede, sonra ev kira. Hadi onu da geçtik amirim. Bu şehirde her şey ateş pahası. Ne yerimizi assak cayır cayır amirim. Yani... Şundan bir fotokopi al, arşive bıraksınlar. Tamam? Olur abi. Nasılsınız çocuklar? Sağ ol. Yani anlayacağınız amirim, bu İstanbul bize fazla geldi amirim. Bütün birimlerin dikkatini, Halis Sarı'nın yeri tespit edildi. Anlaşıldı. Yozgat'ta rahatlık amirim. Devletimiz uygun gördü, buraya tayin etti. Ama olmuyor işte. Çoban, geveleyip durma. Ne diyeceksen de. Sürün beni amirim. Ne? Sürün amirim. Anadolu'nun her karış toprağında görev hazırım. Yeter ki beni bu İstanbul'dan kurtarın amirim ya. Halis Sarı'nın yeri tespit edilmiş. Neredeymiş? Bu işler öyle kolay değil çoban. Durup dururken adam sürüldüğü nerede görülmüş? Bir usulsüzlük, bir yolsuzluk olmadıktan sonra keyfe göre adam sürüldü mü? Sen de böyle abuk sabuk bir işe karışmayacağına göre... Ha? Demek ki neymiş? Konu kapanmıştır. Biraz daha bir hassasiyet gösterip bu durumu... Amirim. Ne oldu Murat? Halis Sarı'nın yerini tespit ettik amirim. Hadi hemen fırlayın. Hadi. Beş kırktan bütün ekiplere. Hiç böyle bir şey duymadım vallahi sana. Nasılsın ya? Hadi oradan. Allah belamı ver. Neredesin kaç gündür? Kırılama kız akşam akşam. Çalışıyoruz görmüyor musun? Bir haftadır neredesin haspam? İş çıktı büyük çekmecede oradan da. Sen orada burada ötebeğimi toplayamazken ev sahibi kapıya geldi. Sömürdü şerefsiz elde avuçta ne varsa. Tamam çirkin öderiz payımızı. Ya vallahi iftira. Yani Allah belamı versin bir bok yediğim yoktu. Namusumla geçiyordum oradan ya. Yemin ederim ya. Ya benim şunlarla bir alakam olabilir mi abi? Bak bir bak bana ya. Hüsnü abi. Ne o Hüsnü abi ya? Selam sabah yok mu? Jale ne haber? Selah Şahin. İyidir vallahi Hüsnü abi ya. Uğraşıyoruz ne yapalım? Ne işin var kız burada? Hani uzak duracaktın? Abi vallahi bulaşmıyorum artık ya. İki arkadaş oturuyorduk. İhbar var diye tutup getirdiler. Sağ olsun memur arkadaşlar anlayışlı çıktılar da. İyi duymayayım bir daha kırarım bacaklarını hadi. Tamam Hüsnü abi. Ah Hüsnü abi ya. Ben de biraz şans olsaydı şimdi size düğün davetiyemi getiriyor olurdum. Düğün mü? Hadi canım. Vallahi tamam demiştim. Artık bu sefer yırttık demiştim. Bir gümrük müfettişiyle takılıyordum görsem. Lokum gibi adam. Bir dediğimi iki etmiyor. Meğer herif evliymiş. Karısı bir ihbar etti. Yedik mi baskını? Yallah bizim lokum İskender'in sürgüne. Çok canım sıkıldı abi ona ya. Ha bir de... Tamam tamam hadi uzatma. Fazla dolaşma ayak altında. Hadi bakayım hadi hadi hadi. Ay tamam Hüsnü abi hadi görüşürüz. Hadi. Ay o Yozgat'taki lojman nasıl burnumda tütüyor biliyor musun? Bir fırsatını kollasan da şu tayin işini bir çıtlatsan Rıza babaya ha? Dur bakalım dur. Dur bir şeyler ayarlayacağım. Bu işler öyle kolay değil çoban. Durup dururken adam sürüldü nerede görülmüş? Bir usulsüzlük, bir yolsuzluk olmadıktan sonra keyfe göre adam sürülür mü? Sen de böyle abuk sabuk bir işe karışmayacağına göre... Ha? Demek ki neymiş? Konu kapanmıştır. Karısı bir ihbar.
kefaretli. Yedik mi baskını? Yallah bizim lokum İskenderun'a sürgüne. Suat. Buldum kızım. Bu sefer kesin sürüldük. Hadi be, anlatsana. Yani sen şimdi kendini sürdürmek için elin o biçim kadınlarıyla mı basılacaksın? Sus sus, bağırma ya. Ya kızım, hepsi dümen işte. Kaç defa anlatacağım ya? Numaradan basılır gibi yapacağız. Merkezdeki tanıdık muhabirler de gelip bu utanç tablosunu belgeleyecekler. Sonra ver elini taşla teşkilatı. Bu kadar basit. Hadi güle güle. Hadi. Güle güle. Hüsnü. Allah'ım ya. Şu işin adam gibi bir çaresi yok mu? Yani şu İstanbul'dan kurtulmak için benim illa boynuz takmam mı lazım? Saçmalama be kadın. Ne boynuzu? Anlattık ya açık açık. Bana yemin ver Hüsnü. Ekmek kronçaksın de. Oh. Çocukların üstüne yemin et. O kadınlara el sürmeyeceğim de. Ya karıcığım, delirdin mi sen? Güvenmiyor musun sen bana? Ah Hüsnü, ah sen bu tip kadınları bilmezsin. Bunların alayı var ya. Ben bilmem, sen bilirsin öyle mi? Hadi yürü yürü yürü. Daha 2 saat kuyrukta bekleyeceksin hadi. Hadi güle güle. Ara beni. Hadi. Afiyet olsun. Amirim, büyük maruzatım vardı. Söyle çoban. Akşama kadar biraz izin isteyeceğim. Tamam, tamam canım. Ama akşam gecikme. Devriye çıkacağız. Başına. Afiyet olsun. Sonra aynı şekilde izin ettim ama. Sonuçta hiç değişmedi. Kalk kalk. Geç şöyle. Bir dakika önüne bak, sinir etme beni ya. Ay Hüsnü abi, ne oldu? Niye öyle apar topar çağırdın beni? Dur, anlatacağım. Bir şey içer misin? Alo. Alo Serkan. Hüsnü abi. Ne haber şeyler? Bekliyoruz abi, aynı. Şimdi beni iyi dinle oğlum. Sana bomba gibi bir haberim var. Neyle ilgili Hüsnü abi? Detay veremem. Yalnız yeri ve saati bildireceğim sana. Tamam abi. Orada olacağım. Nerede buluşacaksınız söylesene. Ayıp oluyor ama. Kes ulan çaylak. Tamam. Kimin burası? Bizim Natali'nin. Natali? Bizim Rus arkadaşlardan. Sizin Rus arkadaş da yüzünü tutmuş aynı. Abi ne yapıyorsun ya? Soyunuyorum, hadi sen de soyun. Böyle giyinik mi basılacağız ya? Abi ben herkesin yanında soyunurum ama senin yanında soyunamam, saçmalama. Anadan doğma soyunacak değilsin ya, sadece 2 parça. Abi yalnız çoraplarımı çıkarsa? Sanki basılmış gibi fotoğraflarımızı çekecekler. Ona göre yap bir şeyler işte ya. Peki abi. Hey Allah'ım ya. Geç. Bu ne ya? Hani ev boş olacaktı? Ay ne bileyim abi ya. Natali yeni kızlar getirmiş. Sen saklan. Saklan. Hadi geç geç. Üstü durun, geberteni var. Sesiniz çıkmayacak. Beni öldürsene de durma burada. Geç. Kıpırdama lan. Ne oluyor be, sen de kimsin? Polis, kaldır elleri, kaldır 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 kaldır. Geçin 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 geçin. Kim indirdi dedim? Kaldır elleri, kaldır kaldır.
Saygıdeğer konuklar, teşkilatımızın benim torun değerli polislerinden Hüsnü Çoban tek başına girdiği bir mücadeleyle koca bir fuhuş şebekesini çökertmeyi başarmıştır. Halkın huzuru ve güvenliği için gözünü budaktan sakınmayan nice polisler yetiştirmiş ve de yetiştirmeye devam eden teşkilatımız. Aferin şu Hüsnü'ye. Tayin olmak için o kadar uğraşıyor ama gene de mesleğinin hakkını veriyor. Değerli arkadaşımız fuhuş şebekesini öyle çökerterek çalışma arkadaşlarının. Anne, babamın elbisesi de bayağı daralmış. Suça, ne yapayım? Şişmanlamış. Onlarca kadın içinde. Anons geldi. Törenden sonra hemen çıkmamız lazım. Uzun lafın kısası sevgili konuklar. Anne, babamla gurur duyuyorsun değil mi? Ya ne demezsin? Bir kadınla basılmayı bile beceremedi. Bu plaketi sunmaktan şeref duyarım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama teşekkür ederim. Hüsnü abi, haberin çıkmış. Hadi ya. Bak okuyayım. Hüsnü Çoban, fuhuş batağından kurtardığı yabancı uyruklu kadınların gözdesi oldu. Kader kurbanı olmaktan son anda kurtulan kadınlar, ülkenizde birçok erkekle tanıştık. Ama hiçbiri bizlere Çoban Hüsnü'nün ilgi, alaka ve sıcaklığını göstermedi diyerek bir kez daha minnettarlıklarını dile getirdiler. Hüsnü abi, bir daha anlatsana şu operasyonu be. Kaç kere anlatacağız kızım? Ayıp ediyorsun ama Hüsnü abi. Anlat ki gelecek nesillere faydan olsun. Öyle değil mi arkadaşlar? Anlat abi, anlat. Çattık ya, vallahi çattık. Hadi Hüsnü abi, hadi nazlanma. Kolejde vermiyorlar bize bu dersleri. Sen de anlatmazsan. İyi be, iyi, tamam. Dinleyin. Şimdi ben biraz hava alayım dedim, dolaşıyorum. Dolaşıyorum ama belanın kokusu da böyle ince ince geliyor bunun. Burun değil, uydu alıcısı. Şimdi ben Üsküdar taraflarındayım. Bir baktım, izbandut gibi adamlar. Kızcağızları böyle ite kaka bir yere sokuyorlar. Tabii ben de çaktım hemen manzarayı. Sonrası bildiğiniz gibi işte. Patlayan flaşlar, kameralar falan ya. Aslında Rıza Baba'ya da söyledim. Sevmem böyle gösterişi falan dedim ama. O ne dedi? Dedi ki, millet kahramanını bağrına basmak ister Üzlücüğüm. Bunu onlara çok görmedi. Evet, haklı. Bence de. Kahraman dediysek öyle lafta değil arkadaşlar. Bakın devamında ne yazıyor. İçlerinde operasyonda kurtarılan genç kızların da bulunduğu İstanbul'da yaşayan bir grup Rus kadın önümüzdeki günlerde İstanbul Rus Konsolosluğu'nda düzenlenecek bir törenle Çoban Hüsnü'ye fahri hemşerilik beraatı vereceklerini açıkladı. Vay be, helal sana abi. Hüsnü abi, Suat yenge de gelecek mi törene? Ne alakası var kızım yengenin? Düşünsenize arkadaşlar, Rus kadınlar Hüsnü abimizi teker teker öpüp tebrik ediyor. Neresinden öpecekler acaba? O ne biçim laf be? Abi Ruslarda adettir. Erkekleri bile dudaktan öpüşür. Öyle değil mi Zeynep? Kadınlarını artık sen düşün. Dalga geçmeyin lan. Verin bakayım şu haberi. Ver bakayım. Türkiye dünya kaz ihracatında iki sıra birden yükseldi. Nerede lan Ruslar? Rus kalmadı abi. Kaz verelim. Üstüm ben. Gelin lan buraya. Ne haber Aylin? İyidir Hüsnü abi. Abi, çocuğa isim düşündünüz mü? Saçmalama oğlum. Ne ismi ya? Daha cinsiyeti belli değil. Tamam abi, kızma ya. Aylin, Vedat müdüre verdiğim dilekçeden haber çıktı mı? Ne dilekçesi abi? Tabii ki tayin dilekçesi. Haberler kötü abi. Vedat müdürüm senin dilekçeyi Rıza Baba'ya yollamış. Hadi ya. Eyvah, yandık şimdi. Rıza Baba acilen seni görmek istiyor. Acilen? Hı hı. Yapma ya. Hüsnü abi be. Şimdi sen ırk, dil, cinsiyet, Türk, Rus demeden herkesi kurtarıyorsun ya. Acaba diyorum ki seni Rıza Baba'nın elinden kim kurtaracak? Ben seni... Gülme. Gülme. Gülmüyorum Hüsnü abi. Bir gün Tuncal da bize getir.
Ayla teyzesi çok özledi. Başüstüne amirim. Amirim. Gel bakalım işte, gel. Beni emretmişsiniz amirim. Az önce iç yazışmayla bir dilekçe geldi. Emniyet müdür muavinimizden. Gene tayin istemişsin. Amirini beni atlayıp yukarıya başvurmuşsun. Amirim ben... Bana bunu yapmayacaktın işte. Amirim özel konuşacaksanız ben çıkayım. Yok, otur. Bu rezilliği izah edebilir misin bana? Edebilir misin? Edeyim amirim, ben aslında böyle bir... Uyarlık. Uyarlık yapmayacaktım amirim ama... Aması ne? Şimdi siz her seferinde tersleyince bir de yukarıdan şansımı deneyeyim dedim ama... Bu muydu derdin evladım? Neden baştan söylemiyorsun? Ben aslında bugüne kadar size söylemeyi... Bak. Vedat müdür not koymuş dilekçeme. Kal burada, kal. Biriminizde çalışan Hüsnü Çoban'la ilgili kararın tarafınızdan verilmesine. Yani kararı bana bırakmış. Peki siz bu durumda... Seni çıkarar mıyım Hüsnü? Hemen işleme sokacağım dilekçeni. Gerçekten mi? Tabii. Hem de şimdi şu anda. Mesut... Rica etsem dilekçenin işleme girmesine yardımcı olur musun? Başüstüne amirim. Teşekkür ederiz. Lafı mı olur amirim? Bu ekibin tadı tuzu sensin çoban. Sensiz devriye olmaz. Öyle değil mi Mesut? Öyle amirim, öyle. Sağ olun amirim. Sonra arkadaşlarım, seni bu kadar çok seven insanı bir daha nerede bulacağız? Öyle değil mi Mesut? Öyle, öyle. Bırakıp gitmek zordur. Acısı gittikten sonra kor adamı. Dinlemek istersen bir ara anlatırım. Hepimiz seni çok seviyoruz. Ayrılmanı kimse istemiyor. Bunu kafana iyice sok çoban, tamam mı? Tamam abi. Siz başlayın dedi. Afiyet olsun. Baba, Rus kadınlar mı güzel, annem mi güzel? Doğru söyle ablam. O ne biçim lan? Baba, bana başka bir anne mi alacaksın? Olur mu öyle şey güzel kızım? Bunlar mı söyledi sana? Ablam söyledi. O kadınlar da kim oluyor? Annenizin eline su bile dökemez onlar. Güzel kızım benim. Bırak Allah aşkına Hüsnü. Bizim güzelliğimiz mi kalmış? 4 çocuk, 5.'si yolda. Beğendiniz mi çocukları yaptığınız ha? Şimdi işin yoksa bütün gün uğraş. Uğraşma Hüsnücüğüm, uğraşma. Ne lüzum var? Sen git Rus kadınlarını kurtar. Ya hayatım, biliyorsun fotoğraf için. Sen ne bakıyorsun bu sevecekleri Allah aşkına ya? Yok öyle, ben biliyorum kendimi. Seul'de bir gece kulübü vardı. Güney Yıldızı. Ne karılar vardı orada. Kim Yansung, Lola Chen, Mimushu. Bir sorsanız daha kimler vardı, kimler? Dede maşallah var ya. Benim ismimi günde 3 defa unutur. Koreli kızların isimleri maşallah sular seller gibi. Ben de onu diyorum Fuat kızım. Fuat değil dede, Suat. Ya gelin işte. Ha ne diyordum? Karılar su gibiydi, bir içim su. Hele bir Anna Hunk vardı, İspanyol melezi. Ah! Dede, çocuklar. Hadi. İyi yemeği. Sence Mesut abi kendine gelebilecek mi? Alkolle başa çıkmak zor iş. Sence şansı ne? Onun gibi adamlar hiçbir kavgayı kolay kolay kaybetmez. Yeter ki kafaları karışmasın. Sen de o adamlardan mısın? Yani Mesut gibilerinden. Bilmem. Ben onlar kadar sert kavgalara girmedim. En azından şimdilik. O yüzden... O yüzden ne? Benim kafam kolayca karışabilir. Hani bir gün belki... Ya nereden çıktı diye sorma aklında olsun. Ona göre. Seni bırakayım mı? Zahmet olmasın. Yolumun üstü. Murat! Meral? Aramadığım yer kalmadı seni. Mesai biraz uzun sürdü. İyi, galiba mesain bitmiş. Evet, bitti. Atla hadi. Kendi doğum günü partime geç kalmak istemiyorum. Kusura bakma, acil bir durum.
Hadi biz kaçtık. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet. Fena mekan değilmiş. Bir gece gelelim mi dinle? Bilmem. Olabilir. Pınar çok kızdı aslında. Bu geceden sonra biraz zor. Bu kız sana aşık. Yok daha neler. Pınar dediğin dünkü çocuk. Kız çocukları çabuk büyür. Neyse. Geliyor muyuz bir gece? Önce bir yerlerde yemek falan yeriz. Yani bir tür buluşma gibi mi? İstemez misin? Neden olmasın? Sen, ben. Bir de ekipteki arkadaşlar. Ha, anladım. Yani o şekilde. Sen ne sandın? Yok. Yok bir şey sanmadım. Hem ne sanabilirim ki? Güzel. Güzel. Çok beklettin mi canım? Yo, tam zamanında. Programı sonra konuşuruz. Alo Neco, nasılsın arkadaşım? Eyvallah Zeyno, senden ne haber? Asayişin işler nasıl? Fena değil, uğraşıyoruz. Allah kolaylık versin Zeynep. Ya bana bir iyilik yapar mısın Neco? Ayıp ettim, yapamadım. Doğum günümde eğlendin mi? Partiden sonrası daha güzeldi. Bence de. Aslında diyorum ki. Bir parti daha mı versek? Özellikle ikinci kısmını. Onu kastetmiştim. Meral sakin. Araç sizin mi beyefendi? Hayır arkadaşım. Buyurun hanımefendi. Bu ne ya? Arkadaşım bakın ben de polisim. Bu seferlik anlayış gösterseniz. Memnun oldum arkadaşım ama sen de biliyorsun. Görevimizi yapıyoruz. Haklısın ama bak buradayız ya. Hemen çekeriz arabayı. Zahmet olmasın size. Biz hallettik. Çekin arabayı. Bir şey yapsın. Arabayı nereden alırız arkadaşım? Emniyetin otoparkından alacaksın. Eyvallah ya. Bizi oraya kadar göndereceksin. Üzgünüm. Neco, ne haber ya? Vay Zeynep selam. Nasıl gidiyor? Ne olsun? Uğraşıyoruz işte. Aa, Murat ne oldu? Aa, şu giden senin arkadaşının arabası değil miydi ya? Hay Allah. Çektiler mi? Ya çektiler. Nedense? Bu Neco. Aslan arkadaşım. Murat. Asayiş'ten. Çok memnun oldum. Görüşürüz. Zeynep. Hadi görüşürüz. Hay Allah. Çok üzüldüm ya. Akşam akşam terslik. Hey. Gideceğiniz yere bırakalım mı? İstemez. Emin misin? Evet. İyi. Size iyi eğlenceler. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Rıza abla nerede? Orada oturuyor. Yine dersinden kalkmış bu. Kalkar tabii. Suat yenge beşinciye hamile. Yapma ya. Helal olsun Suat yenge. Bir tanedir Suat yenge. Ha, bir de bundan sağlam toprak kendisi. Kocasının ceketinden hamile kalanlardan. Eskiden de böyleydi. Ya benim canım istemiyor. Ya Zeynep, dışarıda yiyelim mi? Hem biraz konuşuruz. Olur. Bize gelmesi aynı. Meyve suları geliyor. Teşekkür ederim. İyi numaraydı arabayı çektiğim. Nece prensip sahibi bir arkadaştır. Babası gelse dinlemez. Neden yaptın bunu? Kıza sinir oldu. Arkadaşın ama. Kusura bakma. Buyurun efendim. Sağ ol. Başka neye sinir oldu? Bir de canım acayip sıkılıyordu. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken aklıma birden siz geldiniz. Öyle olsun bakalım.